İyi akşamlar. Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Yaşadığımız hayatta başımıza gelen tüm olumsuzlukların ya da hastalıkların bir şekilde yine kendi olumsuz düşüncelerimizden kaynaklandığına dair bir inanç var. En azından son dönemde bu konuşuluyor. Ve o olumsuz düşünceler düzeltildiğinde insanların arzu ettikleri hayata ulaşabilecekleri söyleniyor. Tabii ki bir şey pozitif, negatif veya olumlu, olumsuz bir şekilde algıladığımızda, tanımladığımızda düşüncelerimizde hücrelerimiz de ona göre mi davranıyor veya atomlar ona göre mi davranıyor? Hepsi işte bu başlıklar altında irdeleniyor. Düşünce gücü diyoruz. Düşünce gücü neden önemli? Hayatımızı nasıl düzene sokabiliyor? Hepsini bugün başka gündemde konuşacağız. Siz de programa başka gündem etiketiyle hem Twitter'da hem de Instagram'da paylaşımlarda bulunarak katılabilirsiniz. Sorularınızı uzmanlarımıza yönelteceğimizi belirtmek isterim. Peki kimlerle konuşacağız? Konuklarımı tanıtayım hemen. Önce hanımefendilerle başlayacağım. Sol tarafında yazar sosyolog Nimet Erenler Gülkökü var. Hemen sıranın diğer başında fizikçi doktor Elçin Tün. Aralarında da yazar Barış Muslu yer alıyor. Karşı tarafta ise nöroloji uzmanı Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ ve psikiyatrist doktor Kenan Eren bizlerle birlikte. Şimdi başlarken Mevlana'dan bir sözle başlamak istiyorum. Mevlana diyor ki, kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geri kalan et ve kemik, gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik. Peki düşünce gücü bu kadar belirleyici mi hayatımıza yön vermedi diye ilk soruyu tamamlayayım ve sözü Nimet Hanım size vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten düşünce konu olarak çok önemli ve çok anlamlı geldi bana. Çünkü belki günlerce, saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Düşünceyle bağ kuruyoruz, düşünceyle kendimizi ifade ediyoruz, düşünceyle ilerliyoruz. Bilimde, yaşamda, edebiyatta, şiirde. Düşünce olmadan ilerlemek mümkün mü? Tabii bu kadar önemli bir konuyu umarım bugün burada izleyicilere çok farklı bir bakış açısı sunarak hep birlikte bir şeyleri paylaşırız. Şöyle bir not aldım düşünceyle ilgili. Bana göre düşünce bir bağ kurma eylemi ve bir anlam üretme sürecidir. Yani biz bugün burada düşünce üzerinden bir bağ kuracağız ve bir anlam üretmeye gayret edeceğiz. Şimdilik bu kadarla ben sözü diğer konuklara bırakayım. Karşı tarafa döneyim. Oğuz Bey size. Evet. Düşündüm denerken geldi. İyi akşamlar. Düşüncenin gücü bu akşam sizinle olsun. Tabii. İyi akşamlar diliyorum. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Aslında biraz önce yapılan tanımı destekleyerek devam etmek isterim. Bence çok yerinde, hem kısa ve anlamlı bir tanım. Bu anlam üretme ve bağlantı kurma. Bizim tarafımızdan bakıldığında, yani beyin araştırmaları ve nörobilim açısından bakıldığında, bu bağlantı kurma ve anlam üretme meselesi beynin en önemli işlevi konumunda. Dolayısıyla bizim açımızdan düşünce gücü beynin gücü anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Tabii bu beynin tek başına otomatik olarak çalışarak bu işleri yaptığı anlamına gelmiyor. Bu sanıyorum tartışılacak. Farklı faktörler eşliğinde. Kesinlikle. Yapılacak ki altyapısını beyin teşkil ediyor. Ve burada bağlantı kurulan, aralarında bağlantıların kurulduğu işlevler bizim zihin işlevleri dediğimiz işlevler. Ve bu zihin işlevlerinin arasındaki bağlantılar yoluyla da kendimize göre anlam üretiyoruz. Bu da önemli bir konu. Çünkü bu bağlantılar genetik bakımdan her birimizde farklı olan beyinler tarafından yapıldığı için, sosyal gerçeklik de aynı zamanda farklı olduğu için farklı anlamlara yol açabiliyor bağlantılar. Dolayısıyla bu da önemli bir konu. Yani beyin bu açıdan, bu yapısıyla aslında insanlar arasındaki çoğulculuğu destekleyen bir altyapı oluşturuyor.
Şimdilik bu tanımın, kısa tanımın bizim tarafımızdan da destek gördüğünü söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Kenan Hocam size gelip sorunun en temel cümlesi aslında düşünce gücü bu kadar belirleyici mi hayatımızı yönlendirmede? Yani biz düşünerek işte o bütün o insanların aradığı, yani olumlu düşündüğünde olumlu oluyor, olumsuz düşündüğünde işte beraberinde olumsuzluklar geliyor, hastalıklar geliyor algısı temelinde baktığımızda gerçekten bu kadar belirleyici mi? Burada olumlu düşünceden başladığınız için bir kere bir tuzak olan yeri hemen söyleyeyim. Yıllardır benim de gözlemlediğim ve deneyimlerimle, hayatın içinde olmam nedeniyle şunu fark ediyorum. Olumlama ya da olumlu düşünmenin bir tuzak olduğunu bugün burada bunları açıklamaya çalışacağım. Kanıtlarıyla, yani neden böyle düşünüyorum. Olumlu düşünmekle doğru düşünmek, mantıklı düşünmek, bunları ayıracağız. Mesela siz giriş yaptınız Mevlana'nın o, bak kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geri kalan et, deri, kemiksin. Gül düşünürsün, düşünürsen o polyanacılıktan bizi kurtarır. Bakın aslında tersine çevirelim. Gülistan'da mısın? Demek ki gül düşünüyorsun. Haristan'da mısın? Yani dikenlikte misin? Demek ki diken düşünüyorsun. Bir devamı ekleyeyim oraya. Odun mu düşündün? Ya da yakıt mı olduğunu düşündün? O zaman odun düşündün demektir. O zaman fırında yakıt olursun. Aslında Mevlana'nın o dörtlüğü ya da beşli, altılı neyse bir polyanacılık değil. Düşünce, evet. Ortaokul öğretmenimi hatırlattı bana. Ben Ofta Ortaokulu, liseyi falan okudum. Bütün eğitimlerimi orada tamamladım, ilk öğretim falan. Orada şey derdi. İnsan düşünen hayvandır. Hoş, onun lafı değil biliyorum da. Hani ondan ilk duymuştum ve çok etkilemişti beni. Ne biçim konuşuyor hocamız, ne kadar kaba konuşuyor falan diye. Düşünce neden benim için bir psikiyatri uzmanı için çok önemli? Çünkü insanlar duygusal, davranışsal patolojilerle geldiğinde... Tıpkı daha önce böyle ağrısı olana ağrı kesici vermemek gibi, o anda ağrıyı giderebilirsiniz. Duygu ve düşüncedeki o kabul edilemez yanları ortaya çıkaran şeyin aslında düşünce olduğunu. Hemen yeri gelmişken bir küçük tanım daha yapayım. Mesela panik atak, panik bozukluğu. Mesela depresyon. Bakın nasıl tanımlıyoruz panik atağı? Ne diyor? Bedenimde ve zihnimde meydana gelen... Herhangi bir semptoma, biz onu duyum diye öğretiriz hastalarımıza ya da bize başvuranlara. Bedenimde ve zihnimde meydana gelen o duyumlara yüklediğim katastrofik, yani korkunçlaştırıcı anlam sonucunda ortaya çıkan tablodur. Bakın hemen düşünce, yani kalp çarpıyor, daha önce de çarpıyordu. Daha önce de çarpıyordu. Orada da aslında bir düşünce oluşuyordu. Koşuyorum, yürüyorum, merdiven çıkıyorum ama... Bu sefer hastalık doğuyor. Bakın aslında o kadar önemli bir konu ki bu düşünce. Psikiyatristlerin, psikoterapistlerin de çok ele alması gereken bir konudur. O semptomu hakkında ne düşünüyor? Mevcut durumu hakkında ne düşünüyor? Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Durumumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o kadar güzel bir iletişim aracı ki bir taraftan da düşündüğümüzü ifade ederek... Davranışlarımızı, duygularımızı da belirlemiş oluruz. Barış Bey size gelip aynı sorularla açılış üstünden hayatımızda ne kadar belirleyici düşünceler? Ya düşünceler belirleyici, evet. Ama beni tanıyorsunuz daha önceden de konuştuğum şeylerde. Ben olayı düşüncenin sadece belirli oranda yeterli ve önemli olduğuna inanıyorum. Öyle. Ben aslında insanın sadece mevcut düşünceleri değil ya da zorladığı, düşünmeye çalıştıkları değil. Olumlamalarla kendini zorladıkları, olumlamalarla beynini yönlendirmeye çalıştıkları değil. Yaşadıklarıyla geldiğini düşünüyorum. Yani bu da özellikle 0 yaşından itibaren belli bir yaşa kadar senin yaşadığın önemli anlarda beynin bazı tedbirler alıyor. Yani şunun farkındadır bütün izleyicimiz. Naçizane, belirli olaylardan sonra insanın düşüncesi de değişir. Yani düşünce derken, yani diyelim ki
mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Düşünceleri güzeldir. Yani otomatik olarak güzeldir. Sonra başına aslında sonu kötü bitmeyen ama zorlu bir dönem gelir. Mesela diyelim ki 6 ay çok zorlu bir şekilde mesela bir akrabası hastaneye kaldırıldı. Ve 6 ay boyunca onunla uğraşmak zorunda kaldı. Yani çok ciddi travmatik olaylar yaşadı. Ve sonra dediler ki akrabanız, babanız, anneniz çok iyi duruma geldi. Geldi şimdi her şey tekrar başlayalım. Yani güzel düşünelim çünkü zaten herhangi bir sorun olmadı. Hatta tamamıyla hatta eskisinden daha iyi geldi akrabası. Şimdi düşünmeye çalışalım, işler düşünmeye çalışalım. Ama beyinde özellikle yani işte benim anlatmaya çalışacağım şey şu. Duygu durumu yükseldiği yerlerde beyin yani normalden daha fazla olduğu yerlerde beyin bazı değişiklikler yapıyor. Yani bunları biz travma diyoruz. Şimdi senin yaşadıklarınla yani geçmişteki akrabanın bir tanesi hastaneye kaldırıldı. Bir yerde dayak yedin, bir yerde bir köpek kovaladı, bir yerde birisini kaybettin, bir cenazeye gittin, bir yerde rezil oldun, bir yerde başarısız oldun. Hep bu duygular oluştu. Şimdi yani aslında düşünceden ziyade seni sen yapan, düşüncelerini belirleyen, beyin kimyanı belirleyen, geçmişte yaşadığın özellikle duygu durumu, duygunun çok yükseldiği bir olaylar var. O yüzden yani pozitif düşünceyi zorlamak belli bir yere kadar ama yapılması gereken şey aslında biraz da geçmişle uğraşıp biraz çalışma yapmak lazım belli bir konuda. Yani sonuçta şu, hayatında çok önemli yıkımlar olan veya zorluklar yaşamış bir sürü birikim var, tecrübe var, tecrübe diyelim onlara. O kişiye şimdi çıkıp işte sizin bahsettiğiniz tarzda bir aile öyküsü var belki çevresine dair, belki kendisine dair. O kişi olumlama yapsa ne olur? Yapmasa ne olur mu geliyor yani? Şöyle söyleyeyim bakın, olumlamalar diye siz de şey yaptınız. Mesela olumlamaların insanlar, önce ne olduğunu söyleyeyim. Çok çok sıcak bakmam olumlamalara. Özellikle travmatik hayatlarda hiç iyi olmaz. Şu anda mesela bir adam var. 3 sene boyunca çok büyük sağlık sorunları yaşamış. Çok büyük böyle son bir ayında hastanede geçirmiş. Ameliyatlar geçirmiş. Zor dönemler geçirmiş ve adam hastaneden çıkıyor. Sen diyorsun ki güzel düşün kardeşim. Bundan sonra çık aynanın karşısında her gün ben çok sağlıklıyım. Ben çok sağlıklıyım. Ben çok sağlıklıyım de bakalım ne olacak. Şöyle söyleyeyim, o adama sağlık kelimesi bile sağlık, travma, hastane, ameliyatlar, yaşadığı travmatik olaylar bunları Pavlov'un köpeği gibi sürekli zili çalacak. Tamam ya, şimdi orada düşünceden ziyade isteki çalan ziller var. Yani alarm zilleri. O yüzden oradaki pozitif düşünmeye çalışmak bunu yani bazı kelimeler üzerinden zorluyor olmanın çok bir manası yok. O yüzden yani bu adamın travmaları varsa sen keşke o adamı tatile gönder ve sağlığı hiç düşünmesin bile. Çünkü ben çok sağlıklıyım deyip olumlama yaptığı anda otomatik beyne bir köpek yani şey gibi bu. Köpek korkusu olan bir adama ben köpekten korkmuyorum diye olumlama yaptırmak gibi. Adama sürekli köpek hatırlatıyorsun. Hatırlıyor muyum yani? Bazı şeyleri olumlamaları çözemezsin. O travma, o duyguları çözmen lazım. Konu uzun. Şimdilik bu kadar devam etsin. Tamam. O zaman sözü Elçin Hanım'a verelim. Düşünceler. Evet. Günah keçisi olarak ben burada iyi oldum böyle fizikçi olarak. Şimdi öncelikle şu bağlamda anlatayım. İnsanlar ikiye ayrılır. Serdar Bey. Bir, gerçekten kendi gücüne çok inananlar. Yani düşünce, beyin, beynin gücüne çok inananlar. Bir de yok ya ben kimim ki yani? Küçücük bir kulum yani. Sonuçta doğanın herhangi bir evrimsel sürecindeki bir yaratığım. O yüzden çok da benim için hani bir şey yapabilme gücüm yok diye inanan insanlar vardır. Şimdi ikinci tür insanlara bilimsel herhangi bir gerçeği gösterebilmemiz imkansız. Yani işte 1960'lardan sonra değişen fizikle hakikaten biz bunları gördük. Yani o iki insanı şöyle ayırt edebiliyorum ben. Birincisi arkanızdaki şu anda görseli görüyorum. İkinci tip insan bunu tamamen böyle bütün olarak görüyor. Diyor ki çok güzel ya böyle dönüyor falan güzel şeyler var. Birinci tür insan da var ki yakınından bakıyor. Şimdi yakınından baktığınız anda pikselleri görürsünüz. Pikseller o kadar gariptir ki dersiniz ki çok anlamsız ya. Hani hiçbir şey anlamıyorum yani. Gazetede de böyledir. Gazetede bir tane çok güzel bir resim görürsünüz. Çok yakından baktığınızda tamamen manasızdır. Ama uzaktan baktığınızda mükemmel bir işte atıyorum bir
kadın, bir erkek, bir artist resmi görebilirsiniz. İşte bu iki tür insan olarak ayrılır. Daha sonra da biz buna birini mikro alem, birini de makro alem diyoruz. Biri büyük. İşte biz topu atarız, yere düşer. Bütün fizikçiler bunu bilir. Bir de diyoruz ki bir arkadaşı yukarıdan atarız ama yere düşmeyebilir mi? Hayır. Şimdi biri bana diyecek ki, izleyen herhangi biri, ya düşer hocam yapma, şaka yapma, evet düşer. Ama sonra biz mikro aleme baktığımızda, yani küçüklere, en küçük parçacık dediğimiz elektronla kuarklar tamamen farklı ayırt ediyorlar. Yani bizim dünyamızdaki gibi hareket etmiyorlar. Bu da ne demek? Bu şu demek. Mesela siz elinizdeki bir tane kavanozu, iki tane rafınız var. Ya yukarıdaki rafa koyarsınız ya da aşağıdaki rafa koyarsınız. Aradaki bir yere koyamazsınız çünkü düşer. Ama elektronlarda biz buna baktığımızda diyoruz ki belli seviyelerde sadece durabiliyorlar. Şimdi elektron dediğimiz şeyin biraz daha çoğalmış ve kardeşlikle beraber hareket ediyor haline biz madde diyoruz. Şimdi diyoruz ki bu madde o zaman bir bütün değil. Belirli yerlerde sadece var olabiliyor. Sonra da tabii 1960'lardan sonra kuantum teorisi iyice böyle ünlü olduktan sonra şöyle bir hale vardık. Dedik ki bugün çok fiziksel ve teoriksel davranmayacağım. Böyle denklemlerimden de bahsetmeyeceğim. Çok seviyorum aslında. Yani çünkü fiziği anlamanın iki tür yolu vardır. Bir anlatmak, bir de matematiksel olarak dili kullanmak. Matematiksel dili kullandığımızda biz çok böyle zeki ve evet gerçekçi, çok bilimsel. Biz anlamıyoruz ama çok bilimsel gibi oluyorsa da eğer herkesin anlayabileceği, ki fiziği herkes anlar çünkü içinde yaşıyoruz. Tam da arzu ettiğimiz anlamak. Çok teşekkür ederim. Eğer bu tipte anlatırsak da o zaman da şey oluyor. Ya safsata bunlar falan diye. Ya safsata mı? Tüm dünya çalkalandı 1900'lerin ortasından sonra. Dediler ki bizim Newton fiziği olarak bildiğimiz tüm fizik yalanmış. Hatta şu anda Avrupa'da artık Newton fiziği öğretilmiyor. Tamamen modern fizik öğretiliyor. Diyor ki çok güçlüyüz, insan, düşünce bambaşka bir şey falan diye söylerken bizim bu takım, ki çok bilimsel bir takım var burada, psikiyatrist, nörolog, sosyolog, yazar falan, hepimiz çok böyle çok bilimsel bir takım. İnsanlar şöyle dinledikten sonra şu yorumu yapabiliyorlar. Yok yok, bence öyle değil. Ne demek bence öyle değil ya? Gerçek bu. Yani biraz araştırıldığında ciddi olarak altında görebildiğimiz bir durum var. Biz de bunu şöyle açıklıyoruz. Diyoruz ki bir şeyleri, asıl temel şu, sorguladığımız anda her şey değişiyor. Yani bu şey gibi en basit anlamda, sevgiliniz var, gerçekten sizi çok seviyor. Her şey çok yolunda gidiyor. Sonra bir gün diyorsunuz ki beni seviyor musun? Sonra bakıyor. Allah Allah, niye yargılıyor ki şimdi? Onun var olan içindeki artık skalada 0-100 arasındaki sevgisinde bir değişme oluşuyor mu? Evet. Biz de diyoruz ki evrende herhangi bir şeyi sorguladığınız anda cevaplar yanlış çıkar. Ha, buna Heisenberg diyor ki bir, diyor, elektronun nerede olduğunu anlayabilmek için, ki atom şu anda benim var olduğum yer, bardak, her şey elektronlar tabii ki etrafında dönüyorlar falan. Bu arkadaşın nerede olduğunu sorguladığım anda nereye gideceğini unutuyor. Şimdi Einstein diyor ki evren, diyor, asla birinin gözü önünde soyunmaz. O zaman biz de diyoruz ki benim o zaman bilimsel diye söylediğim, araştırdığım her şey yanlış. Neden? En basitinden bir devrenin içinde bir akımı ölçmeye çalışıyoruz biz. Çok basittir yani. Pil bağlıyoruz, bir tane akımı ölçmeye çalışıyoruz. Akımı ölçmek için içeriği bağladığım bir alet gerçek akımın değerini değiştiriyor. Bu yüzden de kuantum fiziği bize sadece şunu anlatır. Der ki şimdiye kadar ölçtüğün, yaptığın her şey hatalı. O zaman doğru olan ne? Doğru olan şu. Öncelikle şuna inanacaksın. Bir gözlemci varsa her şey değişir. Ha, o zaman diyorlar ki deney yapalım. Bu ne demek? Bu da şu demek diyorlar. Biz, diyorlar, gözlemlemediğimiz zaman bir şeyler dalga fonksiyonu olarak gidiyor. Yani her yerde olabilmesi mümkün. Yani bu bardağın burada, 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 her tarafta olması mümkün. Biz bunu elektronlarla deneyini yapıyoruz. Diyoruz ki sonra gözlemleyelim. Ya araştırayım ya, gerçekten burada mı değil mi? Sonra bir bakıyoruz ki benim inandığım yerde olmaya başlıyor. Yani eğer gözlemliyorsam bir tanecik fonksiyonu olarak devam ediyor. Artık bir dalga değil. Yani ses dalgası gibi her yerde dolanan bir şey değil. Aynı bardak gibi artık bir tanecik. Şimdi biz bunu deneysel olarak kanıtladığımızda diyoruz ki bir dakika ya, bilinç çok güçlü bir şey. Ben gözlemlediğim anda karakter değiştiren bir arkadaş var. Çift karakterle davranıyor. Normalde her yerdeydi. Ben baktığım anda tek bir yerde. Evet. Sonra da kuantum fiziği ortaya çıkıyor. Belki şu, buradan alabilirim
Evet. Sonrasında söz sizde olacak. Hocam da bana cümleyi tamamladıysanız vereceğim bu tarafa. Tüm nöronları bunu nasıl eklenecek yaptığını gayet güzel anlatabilir yani. Hocam izniniz olursa ben Elçin hocama onu dinlerken bana Platon'un idealar dünyasını çağrıştırdı anlatım. Evet. İdealar dünyasında, Platon'un idealar dünyasında evrenin ve her şeyin varoluşu o kaynağa bağlı. Yani idea demek ide ve düşünce demek ve evrenin de sanki bir düşüncesi, bir işleyişi var. Evet. Ben de zihnimde bu canlandı. Kesinlikle. Yani şöyle bir gerçek var. Şimdi bilim gelişirken ilk atom diyen adam Dalton, Demokritos. Bu adamlar birer filozoftu. Yani bunlar böyle yerinde otururken, en azından ben öyle hayal ediyorum. Yıllar önce böyle şey antik çağda diyorlar ki ya gerçekte bu böyle değildir ya. Bunun içinde başka bir şey vardır falan diyerek atom denilen kavramı bulan tipler. Şimdi biz daha sonrasında işte felsefeyle tamamen bilimi ayırdık. Dedik ki biri safsata, biri aynen gerçek. Alakası bile yok. Bunlar bir birleşik. Çünkü evet, her insanın düşüncesiyle biz daha da gelişiyoruz. Mesela ilk ben bunları anlattığımda bir sürü böyle mail falan aldım. Yani o kadar tatlı düşünce sistemleri gördüm ki dedim insanlar gerçekten ruhunda bir fizikçi barındırıyor. Ben neyim ki dedim ya, ben okumuşum, daha da gönlenmişim yani. Siz az önce dediniz yani işte biz dinledikten sonra aa öyle mi, yok canım öyle değildir diye. Şimdi programdan önce ben işte Instagram'da bir paylaşımda bulundum. Herkes aa öyle diyor. Yani öyle değildir diyen yok, öyle diyen daha çok. Onu da söyleyeyim, bu programdan sonra öyle mi değil mi konusunda bir daha bakarız. Hani daha fikirler nasıl değişiyor. Oğuz Hocam sözü size vereyim. Evet, evet, gerçekten çok çağrışımlı bir yere gidiyor. Her insanın ruhunda bir fizikçi barındırması bana göre beynin fiziksel bir sistem olmasından kaynaklanıyor. Ve düşünce organı olarak da bunu tanımlarsak ki faktörlerini ve etkilenmelerini çok geniş planda alabiliriz. Otomatik olarak işleyen bir fiziksel sistem değil. Ama bu fiziksel sistemin içinde de düşünebilmek, düşünce üretmek varlık bilinci haline dönüşüyor. Ve bu çok önemli verilmiş bir konu olarak sadece insan türünde kendini gösterebiliyor. Yoksa beyin sahibi olan her canlı türü düşünebiliyor. Düşünebildiği varsayılıyor. Ve tabii ki benim kanaatim farklı düşünebilen canlı türlerini birbiriyle karşılaştırmamak. Her canlı türünün kendi düşünce kapasitesini ve içeriğini mümkün olduğu kadar kendi başına ele almak. Çünkü eğer o canlı kendini devam ettirebiliyorsa, savunabiliyorsa ve ileri taşıyabiliyorsa kendi düşünce sistemi içinde başarılı oluyor demektir bana göre. Dolayısıyla insanı canlılar dünyasında ve beyinler dünyasında en tepeye koymanın sonuç olarak bir anlamı yok. Buradan şuraya geliyorum. İnsanın diğer beyin sahibi canlılardan farklı olarak kendinde hissettiği, onlar belki onlar da hissediyordur ama biz bir kanıta sahip değiliz. Ama insanın hissettiği düşünmekle, düşündüğünü anlamakla var olduğunu anlamış olmak ve kendisini varlık bilincini desteklemek. Ama bu insanlık bunu bilene kadar, öğrenene kadar 17 yüzyıl geçmesi gerekti. Çünkü Descartes felsefesindeki temel düstur düşünüyorum o halde varım idi. Evet. Bu insan açısından en önemli varlık özelliklerinden birisi olarak bu felsefede ileri sürülmüştü. O zamandan beri gerçi kendisi matematiksel, mantıksal düşünce için bunu söyledi. Duyguları, inancı veya sübjektif bazı kavramlarla ilgili düşünmeyi beynin içinden kaynaklanmıyor olarak gördü. Ama her neyse sonuç olarak
insanın düşünebildiğini fark etmesi, ayaklarını daha sağlam yere basmasına yol açar, kendine güvenini arttırır ve kendi varlık bilincini devam ettirmesini sağlar. Bu bakımdan düşünebilen canlılar içinde ve düşünebilen beyinler içinde varlık bilincini sağlam hale getirmek adına insanın kendi düşüncesinin farkına varması ve düşünebildiğini idrak etmesi en sağlam kendisi için. Olumlu demeyelim, pozitif demeyelim ama moral bir destek olmuş oluyor. Evet. Buyurun. Şimdi düşüncelerimizin iki boyutu var aslında. Biri dikey gelişen boyutu, bir de daha düşen düşünce yapısı. Şimdi bunu nasıl anlatabiliriz? En basit şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Eğer düşüncelerimizi beş duyu ötesinde ilerletebilirsek, nedir bunlar? Yani düşüncelerin bağlı olduğu kavramlar var ve bunlar akıl, duygu, sezgi, idrak, irade, muhakeme, bilgi. Bütün bu yetilerle birlikte düşünce hareket eder. Eğer bu yetilerden bir tanesi eksik kalırsa, mesela duygularınız sağlıklı o düşünceyi kodlamıyorsa, orada bir takım arazlar çıkar. Ve o duyguların karmaşık olması, ne yaparsak yapalım, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kodlamalarla düzelmeyecek, yani olumlamalarla düzelmeyecek bir durumu da bize göstermiş oluyor. Yani duygu durumunun mutlak orada iyileşme sürecine ihtiyacımız var. Aynı zamanda düşünceyle birlikte hareket eden idrak, yani anlama çabası, anlama yetisi. Aslında düşünce bir yetidir. Bu yeti her insanda farklı seviyelerde seyreder. Ve bu kişinin olaylara, çevresine, hayata ve kendinde var olanı değerlendirme isteğiyle oluşur ve meydana gelir. Yani bir kişinin bilinç seviyesi sadece hayatını sürdürmek üzere çalışıyorsa, burada korkularına dayalı bir tercih yapacaktır. Bunu yapmak zorundadır. Çünkü hayatını sürekli tehdit altında hissedecektir ve o tehdidi aşmak için korkularıyla bir şeyler yapma çabasına girecektir. Dolayısıyla düşüncelerimiz de eğer bilinç seviyemizi daha üst bilince taşıyabilirsek, o zaman sezgi kanallarımızı, duygumuzu, aklımızı, bilgimizi, irademizi, idrakımızı daha sağlıklı hareket ettireceğiz ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağız. Bu da bizim daha sağlıklı yaşam koşullarına ulaşmamız demektir. Şimdi düşünce önemli. Evet. Bu ilk yarım saatlik dilimde de işte ne anlama geldiğini, hayatı nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz. Ama işte çok daha ötesi bugün aslında başlıklar. Elçin Hanım böyle biraz girer gibi oldu ama sonra oradan hafifçe uzaklaştık. İşte bu işte kuantum düşünme, olumlama, pozitif telkin, işte düşünceleri düzenleme, format atma, hatta işte bilinçaltı temizliği gibi pek çok başka başlık da var. Şimdi az önce Elçin Hanım'ın söylediği, yaklaştığı noktadan ben aslında devam etmek istiyorum. Şimdi biz düşünüyoruz, pozitif veya negatif. Vücudumuzda işte atomlardan oluşuyor. Hani dedik ki yani siz gözlemciye göre değişiyor. Biz gözlemci de aynı zamanda biziz, evet, doğal olarak. Düşünerek biz onları değiştirebiliyor muyuz? Atomlarımızı veya onların ne yapacağını, hani açılışta söylemiştim, onları kodluyor muyuz? Yani bir hastalık var vücudumuzda. Biz yeniden programlıyoruz. Diyoruz ki iyileş sen, artık hani burada durma. Sen yoluna ben yoluma. Şeklinde işliyor mu sistem? Şöyle anlatayım. Şimdi bilim dediğimiz şey, her insana biz beyinle tohum atıyoruz. Böyle önderler var. Hani birazcık daha konuşma yetisi yüksek. Yoksa özel durumları yok.
Siz buna Einstein dersiniz, siz buna Bohr dersiniz, Tesla dersiniz bilmiyorum. Ama sonuçta bu adamların birer fikirleri vardı hayatta. Ve bunları tohum olarak insanların kafasına attılar. Bir tanesi dedi ki aslında zaman görelidir. Zaman her şeye göre değişir dedi. Kuantum teorisi çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Ama sonuç itibariyle bunlar nereden çıktı? Bunlar birer beyinden çıktı. Ya bakarsanız Aristo döneminde adam elementleri ayırdı. İşte ateş, su, toprak, hava falan diye ayırdı. Yıllarca böyle gittik. Sonra baktık ki hayır, elementler böyle ayrılmıyor. Elementler atomların içinde proton sayılarına göre ayrılıyormuş. Bu adam şu anda suçlu mu? Hayır. Bu adam bir önder. O bir tohum attı, biz de geliştirdik. Asıl sormamız gereken soru şuradan başlıyor. Bu adamın attığı tohumdan sonra acaba böyle bir şey yoktu da o bilim insanları mı bunu var etti? Yoksa bunlar vardı da biz mi bulduk? İşte asıl mevzu buradan başlıyor. Asıl mevzuda bir virgül koyayım, sonrasını reklamdan sonra anlatın. Tamam. Başka gündem devam edecek. Evet, başka gündem devam ediyor. Reklamdan önce söz Elçin Tümde'ydi. Geri iade ediyorum. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani acaba o bilim insanları bir şeyleri var mı etti yoksa var olan bir şeyi buldu mu? Şimdi bu sadece zamanla alakalı. Yani bu zamanla alakalı dediğim şu. Eğer zaten vardıysa bunlar mı keşfetti? Bu bir zaman. Biri önce biri sonra. Ya da yoktu bunlar var etti gene biri önce biri sonra. İşte fizik tamamen bunun üzerine devamlı döndürüyoruz. Peki hani bir şeyleri iyileştirebilir miyiz ya da hani değiştirebilir miyiz? Şimdi şey diye ben çok böyle demeçler verdim arada. Mesela çok inanırsan yaparsın falan diye. Aslında her yönlü olarak risk almadım insan hayatında. Nasıl bunu kendi hayatıma da uyguluyorum. Şimdi diyorum ki çok istersen olur. Şimdi çok istemek ne demektir? Evet istiyorum böyle evde oturarak böyle devamlı isteyemezsin zaten. Bir istersin, iki istersin, üçüncüsünde canın sıkılır. Gerçekten istemek demek eyleme geçmek demektir. Yani diyelim ki ben bilimsel bir deney yapıyorum. Ve bilimsel deneyde atıyorum bir tane işte ne olsun oksitosin. Bir hormonla ilgileniyorum, çok seviyorum onu. Diyorum ki bence bu hastalıkları iyileştiriyor. Şimdi bir deniyorum, iki deniyorum, üç deniyorum. Ya gerçekten çok istiyorum. Evet, belli bir zaman sonra fark edersiniz ki bir şeyi iyileştirir o. Ha, gene sorunsal şu, ben istediğim için mi iyileştirdi? Yanlı bir durum var mı? Yoksa gerçekten iyileştiriyordu da ben mi buldum? Hiç önemi yok. Yani sonuç itibariyle baktığınızda hiçbir önemi yok. Sonuçta başardık mı başardık. Şimdi hocamın yaptığı da kitaplarında gerçekten format atmakla alakalı olarak. Bir anda hocam. Evet hocam yani atacağım ben tam sana. Tam o şey oluyordum dalıyordum. Tam dalıyordum hocam bir dakika ya ben senin kitaplarından biliyorum. Yaptığı şey hatta biraz önce de konuşurken de söyledim. Avrupa'da işte böyle haberler şeklinde çıkacak. İşte yeni bir sistem kuruldu. Artık beyninizde yepyeni bir dönem başlıyor falan şeklinde olabilecek bir durum. Şimdi ne kadar büyük bir reklam yaparsanız o kadar inandırıcılığı fazla oluyor. İnandırıcılık ne kadar fazlaysa o zaman da bunu okuduğunuzda gerçekten iyileşmeye başlıyorsunuz. E şimdi iyileştiren hocamın kitabı ya da metodu mu? Placebo mu diyor ya. Ya da yeni böyle bilimsel ismiyle placebo mu? İnancın ya da inancın gücü mü? Hocamın etkisi mi? Hocamın üfleme kabiliyeti mi? Aynen öyle. Sonuç bu adam iyileştiriyor kitabıyla. Sanıyorum evet, biyolojinin ufak bir itirazı olsa gerek bu şeylere. Buyur hocam. Dipsiz, sonsuz ve uçsuz düşüncelere. Çünkü beynin fiziksel bir sistem olarak varlığından söz etmişken aynı zamanda biyolojik bir yapı olduğunu, organ olduğunu, henüz tam olarak ortaya konmadığını, genlerin biyolojinin temel şeyleri olarak, yapı taşları olarak pek telkinle hareket etmediklerini, daha çok nesiller boyu ve başka kanunlar çerçevesinde hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla olumlu düşünmek veya beklenti içinde olmak veya herhangi bir şey üzerinde duygusal tonda düşünmenin biyolojik yapıya etkileri mutlak surette vardır. Yani nörokimyasal dediğimiz beyinde duygu ve davranışlarımızı idare eden çok önemli kimyasalların oranları bizim düşünce içeriğimizle, düşündüğümüz konuyla ilgili olarak değişebilir. Ama bu değişme acaba hedeflediğimiz noktaya varır mı?
burada fiziğin bizlere tanıdığı güçsüzlük ve sonsuzlukta biyoloji eşlik edemiyor. Biyolojinin daha çok söylediği bu bağışıklık sistemini de güçlendiren ve beynin kimyasını da değiştiren değişkenliklere rağmen hala bizim etki edemediğimiz, bilemediğimiz ucu açık bir konu var. Ve bunu da işte araştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir direkt olarak bir etki tepki senaryosu içinde olduğumuzu varsaymak benim için erken. Barış Bey, sizin ekleyeceğiniz şey şu yüzden Erçin Hanım, benle ilgili söyledi, tam orada söyledikleriyle bir şaka vari konuştuk. O yani yanlış anlaşılabilir diye bir girmek istedim araya. Çünkü hocanın üfleme gücü tamamen anlamıyla şaka manasındaydı. Bir de olayın plasebosal boyutu tamamen şaka manasındaydı. Çünkü aslında bizim yaptığımız için, ben aslında beklemiyordum böyle bir benimle ilgili konuşulmasını. Çok teşekkür ederim, yanlış anlama değil. Yani kötü anlamda değil, zaten iyi anlamda söylüyordun bununla ilgili olarak. Şöyle bir şey var. Yani bizim ya benim olaya bakış açım biraz farklı. Ben zaten doktor olmadığım, yani orada şeyim de yazdı, sim de yazdı. Ben olayı biraz daha olayın yaşamda yaşanılan travmatik olaylar boyutunda bakıyorum. Çünkü insanlar, şimdi herkes biliyor ki bazı sorunları, psikolojik ve sağlık sorunlarını insanlar bazı kötü olaylar, kötü dönemlerden sonra yaşıyorlar. Şimdi bu böyle Yeşilçam filmlerinde bile bilinen, yani dalga geçilen artık böyle şeyle, ama yani köylerde bile yani çok üzüldü, çok çekti, sonra bu oldu falan gibi herkesin bir resmen bariz bir korelasyon bulabilecek kadar bariz bir bağlantıdır. Yani kötü olaylar sonrasında insanlar öyle ya da böyle bir şekilde hem psikolojik hem sağlık sorunları yaşarlar. Bunun çok düşünce gücüyle bir ilgisi yoktur. Ben açık konuşmak gerekirse. Benim anlatmaya çalışacağım şey biraz daha farklı. Bunun biraz daha çok, yani ben burada kendi kolumu anlatmam mümkünatı yok. Yani açık konuşmak gerekirse. Ben çünkü geçen sefer denedim. Hatırlarsanız Big Bang'den başlamak zorunda kaldım. Sonra 4 milyar diye aslında bizim geldiğimiz, yani tabi tek hücreli bir canlının çok ilkel devam eden bir beyninden. Çok yerlere gitmiştik, hatırlıyorum çok hocam. Yani çok ilkel beyinden bahsetmiştim ve şunu söylemiştim. Aslında bizim beynimizin, bizim 1,5 milyonluk yıllık bilinçli olan beynimizin şu döneme 2019 yılındaki travmatik olaylarını anlamadığını, o beynimizde yaşadığımız travmatik olaylar sırasında İlkel beynimizin tamamıyla yardım amaçlı olarak anlamadığı soyut bir dünyanın sorunlarına fiziksel ilginç cevaplar verip kapasite arttırımından bahsetmiştim. Yani bu şu anlama geliyor. Sen mesela iş yerinle ilgili bir sorun yaşıyorsun. İş yerinde bir yangın çıkıyor. Şimdi beynin iş yeriyle ilgili bir, aslında bu arada sen milyarder bir adamsın. Yani milyar dolarında bankanda. Yani herhangi bir böyle bir açlık vesaire sorunun yok. Ama fabrikanda bir yangın çıkıyor ve beynin diyor ki alanıma yapılan bir müdahale. Yani onun için iş yeri şey değil, yani onun için bir o küçük bir, yani çok ilkel bir canlı olarak alttaki beyin. Bakın alttaki beyin çok ilkel. Yazılım milyarlarca yıl boyunca oluşan yazılımların üzerine, sanki spiral gibi düşünün. Dipteki yazılımlar devam ediyor altta. Yeni yazılımlar geliyor. Korteks oluşuyor. Bilinç oluşuyor ama alttaki yazılımlar aynı kalıyor. Şimdi burada bir sorun oluyor. Adamın iş yerinde alttaki beyin tamamen yardım amaçlı olarak bir organik tepki veriyor. Travmatik, yani onun amacı şu. Büyük bir tehlikeye karşı büyük bir yardım için belli bir organın kapasitesini artıyor. Sen travmayı yaşarken kapasite artıyor ve beyin belli nedenlerden dolayı kapasiteyi düşürmeyi biraz ihmal ediyor ve sen birkaç sene, 3-5, bazen 60 sene sonra bile, çok uzun enteresan konular. Beyin çok karışık bir mevzu ama şöyle oluyor. O duygu, o travma, aman Allah'ım çaresizlik falan derken birkaç sene sonra tamamen beynin senin o yanan fabrikana, o yanma sırasında yani alana müdahalesi edilirken sana faydalı olmak için bir organını ekstra kapasiteye çalıştırdı. Düzeni bozdu, organın çalışma düzenini bozdu ve sen hasta oldun. Senin psikolojin nasıl oldu? Bayağı kötü. Yani şu anlamda travmalarda ne oluyor aslında?
duygular yükseldiği anlarda organlar bozulabiliyor. Benim anlattığım şey de aslında beynin travmatik anlarda yarattığı gereksiz tedbirleri o travmayı boşaltarak, duyguyu temizleyerek beynin geri almasına uğraşıyoruz. Son bir benzetme yapayım ne yapmayla ilgili, bununla ilgili olarak. Benim olaya bakışım şöyle bir şey. Kongo'da kelebekler var. Kelebeklerde travmatik olaylar. Travmatik olaylar şu. Senin 7 yaşında yaşadığın bir travma var. Orada kelebek. Diyor ki ben tehlikedeyim. Onun kelebeğin o kanat vuruşu Japonya'da kasırga yaratıyor. Beyinden başlayan bir süreçle beraber çalışma düzeni değişiyor. Genel olarak sistemlerin çoğu kasırgayı kasırga halinde buluyor. Sorun var diye kasırgayı Japonya'da müdahale ediyor. Benim bakış açımda kelebeği başladığı yerde temizlemen gerekiyor. Kenya'ya gitmek gerekiyor. Yani kelebeğe gidip, yani Kongo'ya, Kenya'ya gidip kelebeğe sakin ol. Sakin yani, ama travmayı buluyorsun. Beynin hangi anda o duyguyu büyük bir olayla, yani o duyguyu yaşadığını bulup duyguyu belli bir sistemle boşaltıyorsun. Hocam çok küçük bir şey sorayım mı size? Çok merak ettim. Süper öğreneceğim burada. Şimdi bir önceki aşaması da ne biliyor musunuz? Biz enerjiyi maddeye çevirebiliyoruz. Biz çeviriyoruz. Hep beraber çeviriyoruz doğal olarak. İşte bitki güneşten alıyor. Sonuçta kimyasal enerjiyi maddeye çeviriyor. Biz mesela şimdi bir şey öğreniyorum ya sizden. Ben bunu kalıcı beyine almak için protein yapısı oluşturuyor muyum? Değil mi hocam? Evet, oluşturuyorum. Yanlış söylemiyorum. Oluşturuyorum. Sonuç itibariyle ben maddeye çeviriyorum şu anda. Diyelim ki travmatik bir şey var. Ben o kadar böyle eğittim ki beynimi. Dedim ki travmatik herhangi bir şeyi anı olarak beynimde oluşturmayacağım. Böyle bir şans var mı sizce? Diyelim ki çocuğu tamam. Küçükten itibaren. Güzel olur. Güzel olur. İşte eğer ki daha gelişmiş versiyonlarımızda 2056 dedik ki en baştan başladık. Bak dedik ki yaşanan her şey sonuç itibariyle bir anı. Bir anı, bir parçacık, bir molekül, içeride bir damla. Gel diyelim bunu oluşturmayalım. Bu kadar böyle eğittik diyelim beynimizi. O zaman psikoterapi yok. O zaman sağlık sorunları yok. Sağlık sorunu yok. İşte eğer buna gelebiliyorsak o zaman tam tersine yönde şunu da söyleyebiliriz. Evet, insan kendini sonuç itibariyle eğitebilir ve bir şekilde şey iyileştirebilir diye. Kenan hocam, sizin söyleyeceğiniz var zannedersem. Çok var söyleyeceklerim şimdi. Neresinden başlayayım şimdi? Şimdi demin bir nefes aldım, böyle bir rahatladım. Güzel bir cevap verdi hocamız. Ama burada bakın çok... şimdi travma diyor Barış Bey. Yani ben o doktor değilim diyor, ben doktorum. 20 yıla yakındır psikiyatri içindeyim. Birden travmayla uğraşan psikiyatrist arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Yani yıllarını bu işe verdiler. Anlattığı şeyler yanlış değil ama... Travma lafını çıkaralım, tehdit, tehlike algısı diyelim, oradan savaş kaç refleksine gideceğiz. Yani o kadar bilinen, yani bu yılın başında savaş kaç refleksi bu yüzyılın başında zaten belirtilmiş. Yani anlattığı şey... Yeni bir şey, şöyle söyleyeyim. Bu konu yani yeni bir şey gibi anlatıyorsunuz da ben böyle dumura uğradım bir şey, yani. Yeni bir şey gibi anlatmadım. Barış Bey. Şöyle söyleyeyim ben o... Saniye, gerçekten ama şimdi siz demin bir şey söylüyorsunuz, tamam. Yani onlara bir cevap vereyim bari şimdi, bakın. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Siz konuyu çok beni araştırarak, yani kelimle, benim söylediklerimle yargılıyorsunuz. Ben konumu ben daha binde birini anlatmadım. Yani savaş kaç yeni gibi anlatmadım. Ben piyasadayım. Ha yok, yani olabilir. Sahadayım. Tam 29 yıllık hekimim ben. Yok, zaten benim öyle bir iddiam olmadı zaten. Ben herkes... burada niye bu programa katıldım biliyor musunuz? Gerçekten üzüm yemek istiyorum. Yani... Şimdi ben piyasada şunu görüyorum. Bakın, insanlar çok istismar ediyorlar. Yani siz ediyorsunuz, sizi de yakanıza yapışabilirim. Yani siz ediyorsanız. Ben yapıyorsam beni de, bu ülkenin yasaları var, hukuku var. Bakın, hasta dedik mi aklımıza ne gelir? 1928'deki yasa gelir. Tababeti, şuhabatı, sanatı, icra yasası. Hastaya doktor dışında kimse dokunamaz. Bugün Türkiye'deki doğru, haklısınız bu arada. Psikoloji meselesi inşallah oralara gelir de ben hepsine bugün bir psikoloji kursusunda ben böyle bir insan görmüyorum bu arada. Öyle bir olay yok zaten. Ben burada bugün gerçekten ya 29 yıllık hekimim. Bir şeyler anlatmak isterim burada. O yüzden ya, o zaman biz konuşmayalım ama. Hayır. Yani şu anda o zaman biz gerçekten konuşmayalım.
Yok, şu anlamı çünkü ben zaten bir doktor iddiam yok. Şimdi, ben sadece olayı bilime yeni bir bakış açı kazandırabilir miyim diye benim öyle bir tababet yasasına bunlara girmenize gerek yok. Çünkü ben zaten dediğiniz zaman herkes bir böyle bir esas duruşa geçer. Orada o insanlar... Ya şöyle söyleyeyim. Ben o bakın, zaman kötü olay diyeyim. Bakın, travma demeyeyim. Kötü geçmiş, olay diye. Bakın onu tamam, değiş. Bak diye. Şöyle diyelim o zaman. Tehdit, tehlike algısı olan. Tamam öyle diyeyim. Yani, hayır ama yani o kelime sadece... Psikiyatrideki... hayır bunların tanı var yahu. Travma sonra stres bozukluğu, akut stres bozukluğu. Yani ben şimdi bunların hepsine cevap veriyorum. Kendi yani neleri anlatacaktımdan kopmaya başlıyorum o zaman. Ya şöyle söyleyeyim. Ben o zaman travma demeyeyim. Yani o kekimlere az bir kelime ise... Kötü olay değil. Yok psikiyatri de çok... Yani şu ama ben travmayı... Yani travmayı köylüler de kullanıyor. Travma yani, geçirdim abi bana bakın, travma yaratma diye. Yani öyle siz söyleyeyim. Siz hangi tecrübe üzerinden konuşuyorsunuz siz mesela? Ben bunu merak ediyorum. Siz ne tecrübenizi anlatıyorsunuz bize? Ya şöyle söyleyeyim ben şimdi... Sizin beni... çok parlak mühendislik falan. Böyle evet, biraz ben baktım şöyle size. Ben 20 bakın konu bana gelecekse ben şey yapmayayım. Yani benim amacım zaten doktorluk yapmak ya da doktorlara bir naçizane bir şey anlatmak değil. Tamam mı? Yani... Benim anlattığım şey aslında benim araştırdığım şey... Sizi doktor zannediyor Barış Bey. Yok yok öyle bir şey. Hani hayır, tedavisi yapan, depresyon tedavisi şöyle yapan. Ben yıllardan beri, yıllardan beridir adam görmedim. Ben sadece kitap yazıyorum. Yani adam görmedim siz biliyor musunuz? Yani biliyor muydunuz? Tanıyorsunuz beni çünkü. Tabii biliyorum. Ben yıllardan beri adam, ben kimseyle birebir görüşme yapmıyorum. Yani hiç yapmıyorum. Çok özel gelinse dahi yapmıyorum. Benim böyle bir iddiam yok. Ben sadece araştırıyorum. Teori olarak farklı konuları inceliyorum ve onu yazıyorum. Peki şöyle diyeyim. Ben Barış Bey üzerine gitmek istemem. Tamam, çünkü dedim ya ben üzüm yemek istiyorum. Bak. Elbette burada zaten sonuç olarak konu başlıkları üzerinden gidelim. Ben yoksa üzülürüm ya. Ben niye böyle çok sevimli bir adam. Benim onunla ne işim olabilir? Ama ben hekimim. Bir refleksim var. Bunları doğruları konuşmak zorundayım. Şimdi bakın. Bir kere şurada anlaşalım. Piyasada. Piyasa lafını bilerek kullanıyor. Ya bir psikolojiye merak saldı herkes. Beyni de aynı zamanda. Beyin bir nörobilim gidiyor. Artık nörobilim lafı ki çok saygı duyuyorum. Nöropazarlama, nöro bilmem ne, nöro ile başlayan artık bir dolu şey başladı. Hiç itiraz etmiyorum. Nöropazarlama nedir? İnsanlar nasıl etkilerler? Algılar nasıl değiştirirler? Malı dağınatıyor. Bunda sorun yok. Beni bu ama birisi bir ofis açıp orada hasta kabul ediyorsa, hoş benim kenar olarak bir yapacağım bir şey yok. Ama ya derim ki bu ülkenin hani yasa koyucularına, denetleyicilerine ya şunları bir ya bu böyle bir şey, var ama muayenehane açarken benim üzerimden bunu yapılmasına yok. Ben yıllardan beri tekrar söylüyorum. Ben yıllardan beri tek bir adam görmedim. Zaten. Tek bir adam. Yani görmediğinizi söylediniz zaten. Yani, zaten. Yani yanlış bir anlamı olmasın çünkü ofis açıp böyle yani şöyle söyleyeyim. Çalışan yani mesela bu sistemi çalışan insanlar peki, var. Peki ben devam edeyim. Evet, tamam, okay. Tamam, ya benimle ilgili olmadığını benim, tam şey yapalım çünkü. Ben yanlışa karşı çıkıp diyeceğim. Bu yanlış. Okay, tamam, yani şey doktor değil. Olmayan hasta görebilir mi? Suç işlemiş olsunuz. Tabii ki canım ben yani. Hapse atılırsınız yani. Ben zaten sonra, bunu, o yüzden söylüyorum. Sonra bir şey söyleyeyim. Yani bu psikoloji meselesi hani böyle bir kap bir şey getirdim gibi bir şey değil. İnsan bir bütün. Bakın tıp tahsili şöyle bir küçük bir anlatayım. Psikoloji bir insanın ruh sağlığının hastalığı ya da bozukluğu ile ilgilenmesi tıp doktoru olmanız lazım. Bakın ya bir şey yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu arada gireceğim yok, ben yok, o yüzden şu yayını ben yayın bak şu yüzden söyleyeyim çünkü burada garip şöyle bir şey oldu bakın. Bu konuyla ilgili olmayan direkt diploması bu olmayan 3 tane kişi var ve bir tane nörolog bir tane psikiyatrist var. Çünkü muhabbetin buraya geleceği %100 ben bir laf ettiğim anda zaten konu şuraya geliyor. 90 doktor değilsin ne konuşuluyor ya geliyor. O zaman yani benim burada herhangi bir laf edip bir naçizane bir şey söylemenin bir manası yok. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çünkü söylediğim şey zaten sen doktor değilsin bunları konuşmaman gerekiyor. Ama ben gerekiyor diyorum ki yani, siz doktor değilsiniz bu da sizin söyleyecek sözünüz yani konu oraya geliyor. Biz ziyade, yani biz hayır, biz şunu konuşmamız lazım. Abi, gerçekten pozitif düşünce konular, nedir? Bunları yani bunları oturup yani müsaade edin ben yani, tamamlayayım isterseniz. Yani burada bütün şimdi, konuştuğumuz konular. Bir şey, Kerem hocam ben lütfen rica ederim. Ama bir örnek vereceğim. Hayır bu çünkü ya ben her gün pratik yaşıyorum. Bakın bir tane hasta geliyor. Bir tane örnek vereyim. Siz de benimle beraber üzülün ve kızın. Bak hocam gittim diyor. Ben çok panik atak hastası gören bir hekimim bu arada, bir psikiyatri uzmanı. Böyle yaptırıyor bana pat 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 pat. Ağaç kakan kim gibi birisi yaptırıyor, olumluyor. Artık panik atak geçirmeyeceğim, artık panik atak... Ya ben duymadım böyle bir şey. 1000 yıldır bu işin içindeyiz. Yani böyle ben artık panik atak geçirmeyeceğim, her şey güzel olacak. Ya bakın orada şu bu EFT denilen bir yöntem bakın, Amerika'da kullanılıyor.
Onun farklı versiyonu Türkiye'de şimdi, dünyada milyonlarca insanın kullandığı bir sistem çok işe yarıyor mu? İnanılmaz işe yarıyor. Benim yani ben onun çok daha hızlısını televizyonlarda son 3 son 6 ayda 3 defa tamamen demo amaçlı bir korkunun nasıl çözülebileceğini demo olarak gösterdim. Yıllardır yapmadım. Yıllardır hiç yapmadım. Sadece olan araştırma gelinmesi ve fikir olarak buna katkıda sağlamaya yani, çalışıyorum. Siz bunu bilmiyor tamam, olabilirsiniz tamam, ama peki, bu milyonlarca ben insan tarafından... Sürekli sahadan geldiğim için... Ama siz sadece bildiklerinizle, sadece dünyada başka bir gelişme olmasın. Başka kimse olmasın, bunun dışında... Olur. Hayır çünkü... Hayır, olur. Bakın, yok, şey, yok, bak şu anlamda değil. Psikoterapistin biri 80'li yıllarda bir su fobisiyle çalışırken Amerika'da... Mary diye bir su fobisi kadınla çalışırken su fobisine... Kadının midesi bulanıyor. Midesini bulandığı için diyor ki ben bir akupunktur dersi de alıyorum. Senin midenin bulantısını ben geçirebilirim diyor. Yani bakalım diyor. Sonra şuraya vurmaya başlıyorlar. 80'li yıllar. Tamam mı? Sonra kadının midesi bulantısını geçiyor. Ve sonra kadının korkusunu da geçtiği ortaya çıkıyor. Buradan bir psikoterapist. Gerçi yani psikoloji, klinik psikologluk yapan bir adam. Bununla ilgili bir TFT diye bir sistem geliştiriyor. Adına TFT diyor. Bunu birçok psikolog kullanmaya başlıyor o vuruşları. Sonra Gay Craig diye bir uzman. Barış Bey. Ya şimdi şunu anlatayım çünkü bu olay şu an. Ben o değil amaçsız yeri boş yere kendini yoruyorsun. Hayır ama şu anlamda ben sanki bu olayı ilk defa ben yapmışım ben dünyada kullanılıyor. Bir şey söyledim ya arkadaş herkes kendi alanında çıksın kendini göstersin yani. Doktor olmayan hasta niye bakıyor bu insanları gerçekten neden riske ediyor? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ben tekrar söylüyorum. Bana karşı konuştuğunuz için söylüyorum. Ben yıllardan beri politikacılar aramasına rağmen büyük yani çok ciddi insanlar aramasına rağmen ben asla insan görmüyorum. Bunu da asla söylemez. İkincisi bizimle çalışan psikologlar klinik psikolog olan insanlar insan görüyorlar. Size benzeyen biri var mı ofisinizde? Yani şöyle söyleyeyim. Daha fena halde yalan atıyor millet. Bayağı ciddi yalan atıyor. Ben Barış ya şöyle şuramda oturdum. Şöyle söyleyeyim. Yalan, bakın, ciddi yalan atalım şöyle söyleyeyim. Yalan atıyorlar o zaman. Ben şunu söyleyeyim. Ama siz oranın başındasınız. Orada psikologlarınız çalışıyor muhtemelen. Ben şunu diyeceğim. Terapi tekniklerini, psikoterapi tekniklerini. Bugün bence bu akşamın konusu o değil. Bakın. Bu ciddi bir iştir. İşin içinde intihar vardır. Tabii canım bakın, yani. Homicid, suicid risk vardır. Yani birini öldürebilir o kişiyi. Kendini öldürebilir, işinden olabilir, eşinden olabilir. Bunu çoğaltabilir. Yani bir hastayı, bir insan öyle danışan diyerek, başvuran kişi diyerek onu çok... ya bakın böyle bir sektör var burada farkındasınız değil mi? Yani ben elbette var. Yani bir soru sorabilir yani, miyim acaba? Buyurun. Bir soruyla devam edelim. Bir soru gelsin isterseniz hocam. Soru olur. Yani bu konuya gireceksek de ben gerçekten burada olmayı çok iyi bulmuyorum. Hayır zaten. Gerçekten çok. Zaten ben çünkü zaten yani. Ben düşünce gücüyle ilgili bir şey yaşadım hocam. Özellikle sizin fikirlerinize benim konuşmama hiçbir müsaade etmiyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Bu soruyu. Yayın olarak devam ediyor. Bu soruyu. Sade bir vatandaş olarak sormak istiyorum. Çünkü ben bunu yaşadım hocam. Ne zaman yaşadım? 14 yaşında yaşadım. Çocuktum. Ayağımda sil vardı. İki tane sil yan yana. Ve bana demişlerdi ki eğer ocaklı olan bir eve gidersen oradan 3 tane tuz atarsan ve o ocak yanar da o tuzlar da yanarsa senin sihirler geçecek. Şimdi anneannemlerin böyle bir dam evi vardı. Ve ben çocuğum tabii gittim yaptım. 3 tane tuzu attım. Aradan 2 ay geçti. Anneanneme sordum. Anneanne dedim siz hiç ocağı kullandınız mı? Orayı ekmek yaptınız mı? Yok dedi. Fakat şüphelendi tabii benim sorumdan. Neden sorduk kızım dedi. Hiç dedim. Çünkü bana demişlerdi ki aman sakın bunu söyleme. Eğer söylersen gerçekleşmez. Ve ben tabii hiçbir şey söylemedim. Yine bekledim. Aradan bir süre daha geçti. Sonra haber aldım ki ekmek yapmış anneannem. Sabahleyin kalktığımda 2 tane sihirim sönmüştü. Hocam bunu nasıl açıklarsınız? Benim ya gerçekten ben bunu yaşadım. Ben böyle bir şeyin açıklama merci değilim. Yani hiçbir hocam şekilde 44 yıllık doktorum.
ve her gün mesleğimi icra ediyorum. Evet. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Tabii alanım nörobilim de değil. Nöroloji uzmanıyım. Onu da söyleyeyim. Nörobilimi genel olarak anladığım da söylenemez. Bu konuda şunu söylemek isterim size. İnsan beyni sadece matematiksel işlem, mantıksal işlem doğrultusunda çalışan bir organ değil. Descartes öyle demiş ama özellikle son 100 yıl içinde insan beyninin insanın bütün eylemleriyle ilgili, bütün davranışlarıyla ilgili özellikleri olduğu, bölgeleri olduğu anlaşılmış durumda. İnsan beyni sezgilere sahip, öngörülere sahip, daha önceden bilinmeyen beynin sağ tarafına yorulan özellikleri var. En son yapılan araştırmalarda insan beyninin program plan yapıp matematiksel işlemler çözdüğü gibi gayet güzel de inandığı da ortaya konmuş. Yani insan beyninde inanmanın bölgesi var. İnanma bölgesi. Evet, evet. Matematiğin nasıl bölgesi var? Dinin, konuşmanın nasıl bölgesi? Neresidir hocam? Neresi o bölge? Burası arkadaşımın İlkel Bey'in dediği, psikiyatrinin de çok ilgilendiği, bizim anılarımızla, duygularımızla ilgili beyin bölgesiyle karar verme ve program yapma ile ilgili beyin bölgesinin kavşak noktasında arasında yer alan bir çekirdek. Çekirdek derken bir şey. Hipokampus mu? Yani limbik sistemi oldu. Yani. Akümbens denen hipokampus gibi olan bir bölge. Bu bölgenin önemli bir özelliği var. Beynin alt tarafından karar merkezlerine çıkan dopamin isimli motivasyon, moral ve hareketle ilgili çok önemli kimyasal maddenin üzerinden geçtiği bir bölge burası. Yani beynin inanmasıyla, inanmak istemesiyle beyinde dopamin salgısı artıyor. Dopamin salgısının artmasıyla birlikte karar merkezlerimiz motive oluyor ve o konuyla ilgili teori geliştiriliyor. Yani kim neye inanmak isterse beynimiz ona uyuyor. Tam tersi değil. Descartes'in dediği gibi değil. Descartes, matematiksel, mantıksal düşünürseniz gerçeği bulursunuz. Diğerisi beyne ait olan bir şey değildir demişti. İnancı beynin dışına almıştı. Beyin araştırmaları bunu böyle olmadığını gösteriyor. Matematik, dil, mantık ne kadar beynin içindeyse inanma da, inanmak istemek de o kadar beyinsel bir işlev ve beyinde bölgesi var. Dolayısıyla siz bulunduğunuz ortamda taşıdığınız bir özelliğe yönelik olarak yapılan telkin ve onun geçmesini istemek yolundaki inanç geliştirerek bütün bu söylediklerimi beyninizde harekete geçirip belki de bağışıklık sisteminizi o gelişmeler sonucunda biraz daha güçlendirip bunun bir olasılıkla iyileşmesine veya hafiflemesine yol açabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kenan Hocam siz de zannedersem cevap veririz demiştiniz. Buyur. Şimdi ben bu soruyu biraz tarihçilik olarak önce değerlendireyim. Neden? Ya psikiyatride ben insanın kendi öldürmesinden, intihardan bahsediyorum. Yani telkinle öyle bir sizin de alt başlığınız var. Hani telkinle beyinde değişiklikler oluyor mu? Şöyle diyelim psikoterapi denen çok neredeyse mucizevi sonuçlar veren, çok güzel sonuçlar veren son 20 yılın 30 yılın dünyasında onların zaten sistemin içerisinde hani konuşarak terapi yürütmek, dinleyerek konuşarak orada yapılan çalışmalarda beyinde iyileşme işareti olan bölgelerin kanlandığı görülmüş. Yani psikoterapi yapılan.
Evet. Sonra ilaçlarla da yapılmış. Yani iyileşen insanlar ölçeklerle ortaya koymuş, bakmışlar ki yani bu değişikliği yaratıyor. Ama şöyle bir şey yok Elçin Hanım. Yani demin bir şey söylediniz. Hani o şuna benziyor. Piyasada yine bunlarla ilgili çok hocam, şey bak, görüyoruz. Sen piyasaya ve çok takılmışsın. Sadece şunu söyleyeyim. Psikiyatri denen bilim, ben tıp fakültesini gördüm. Miyim? Küçük bir şey şöyle söyleyeyim mi? Ya, bak, bir sene gördüm hocam. Bilemedim. Sonra pek katlanamadım. Üzülmeyin, işte depresyona girmeyin. Hadi mutlu olun. Ya bu cümlelerle ya, hocam insanlar bir şey söyleyeyim. Sadece bir saniye bir şey söyleyeceğim. Çok telkinizin harikasın ama tek bir şey söylüyorum. Psikiyatri tıp içerisindeki en bilimsel olmayan taraf. Çünkü deney yapamazsınız. Ben elektronlarla deneyimi yaparım. Nereden çıktı bu ya? Hayır, psikanalizle karıştırıyorsun. Tamam tamam hocam. Bak, psikanaliz ölçülemeyen bir şeydir. Hocam, yok psikanaliz, ama diyorsunuz olmayan psikanaliz bir olarak nörolog çok ileri olarak gittik itiraz diye ediyorum buna. Yok yok. Nörolog olarak itiraz hocam, ediyorum. Hocam sadece şunu söylüyorum. Doğru değil. Ben de diyorum ki böyle bir şey. Elektronla ben hayır. Küçük deneyimi yaparım. En azından görsellik katarım. Ama siz görsellik katamazsınız. Bir fizikçi psikiyatriye bakarsa böyle bir iddiada bulunabilir. Şu anda mesela Freud'la alakalı tabii ki. Yanlış. Adam bambaşka bir devir açtı yani. Ama biliyorsunuz en iyi arkadaşı da Dali'ydi. Yani bir tane sanatkar. Ne yapıyordu? Geliyordu rüyasını beraber yorumlayıp tamamen hocam yapma kitabında yazıyor. Psikanalist olarak bunları yorumluyordu. Ben de diyorum ki Türkiye'de zaten şöyle bir sorun var. Hocam çok okudunuz. Tıp fakültesi felaket bir şeydir. Ben de fizik okudum. Acizane. Hakikaten zor gibi ama tıp fakültesinin yanından geçmez. Abim de doktor. Oytun belki bilirsiniz. Hani onu da gördüm yani. Çektiği acıları da gördüm. Olsun abiniz mi? Evet evet olsun. Abim. Ha, evet. Ve sadece şöyle bir gerçek var. Biz ikimiz aynı yerde büyüdüğümüz için iki inek böyle şeklinde gittik. Hakikaten gördüm. Çok çok zor. Ama bir şeyin bilimsel addediliyor olması yayın yapılmış anlamında da değil. Çünkü bilim şöyle gelişti. Biri attı mesela Einstein bir fizik öğretmeniydi. Zottri. Örsted elektromanyetizmayı bulan bir fizik öğretmeniydi. Kendiniz biliyorsun pankreası işte insülin glikogon bulan adam köpeklerin üzerinde deney yapıyordu. Yani sonuçta bilim dediğimiz şey ille de evet yayın yapmış Science dergisi tak 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 böyle gelişmedi ki. Bir adam bir şeyler size attı ortaya böyle böyle gelişti. Hani diyorsun ya piyasa evet ben mesela piyasadaki de her adama bakıyor muyum bakıyorum. Gerçekten de piyasadaki atmasyonlarla giden bir sektör de var mı var. Çok mu yalan? Bakmak lazım. Bu da bilimsel. Bak, bu da sosyolojik bilimsel. Onu da sosyolog inceliyor. Diyor yani, ki acaba bak, niye biraz önce, böyle biraz, biraz önce o sektörün yanlış nasıl yürüdüğünü söyledim. Yani insan beyninin çok inanmaya yatkın ve teşne olduğunu, sosyal nörobilimin tamamen bu inanma kaynaklı grup psikolojisine dayandığını söyledim. Hocam sonuca yani, bak iyileşiyor mu? Fizik sistemiyle iyileşiyor mu? İyileşiyor. Yani, dakika, başkasının iyileşiyor işte. Fizik yani, sistemlerinden kalkarak, fizik sistemlerinden kalkarak davranış bilimlerini yargılayamazsınız. Mümkün değil böyle yok, bir şey. Yok ben sadece her şeye bilimsel hayır, mümkün, bakıyorum hocam. Diyorum ki onun da bir şey. Değişik bir bilim mümkün yani. Mümkün değil böyle bir şey. Bu başka değil bir bilim ama. Evet. Bakış açınız başka bir bilim değil. Dediğim şöyle. Ya sonuçta ne diyorsun ben böyle ne diyeceğimi hocam, şaşırıyorum şu anda. Yani tek bir şey söyleyeceğim. Buradan şimdi her tarafta var. Bir adam şişe alıyor değil mi Serdar Bey? Görmüşsünüzdür. Hainlerde şişe oluyor. Lan diye sokuyor. İşte şimdi ben burada soksam sonuç itibariyle buradan kanayacak çarem yok benim. Beş benzemeniz zararı ama bu. Ama onunki olmuyor. Şimdi bu gerçeklik mi gerçeklik? Neye inandığını, nasıl yaptığını biz araştırarak bilimsel bir gerçeklik oluşturabiliriz. En azından bilgimizle, var olan bilgimizle ve ben hiçbir şey bildiğimize inanmıyorum. Daha bu başlangıç. Ama var olan bilgimizi, temel bilgi, biz her şeyi öğrendik bu kadar zaten. Bunlar saçma, bunlar bilimsel diye ayırırsak ilerleyemeyiz. Biraz elimizde önce kendiniz kalır söylediniz psikiyatriyle ilgili olarak onu geri alın bir kere yani biraz önce kendiniz söylediniz bu. Hocam onu demiyorum sonuçta bilişsel olmayan terapi diye bir sistem var. Ne kadar zaman oldu hocam bilişsel terapi tam olarak bulunalı belli bir süre vardır. Gelişiyor mu? Soru duyuyorsunuz kendinizi yanıtlıyorsunuz. Yok yok hayır sonuçta ben en azından gelişiyor mu hocam? Bilişsel terapi son 15 yılımı harcadım bir alandır ama siz bana kendini soruyorsunuz kendiniz cevap yok estağfurullah. Kendi ortaladığı topa kendiniz kafanı hayır hayır hocam gelişiyor mu şu anda? Değişiyor mu, gelişiyor mu? Siz çok iyi biliyorsunuz ben bilmiyorum. Sadece soruyorum. Yani fizik değişiyor devamlı. 3 gün öncesi farklı, 3 yani gün sonrası farklı. Siz bir kanıya bakın yani bir şey karar veriyorsunuz ve onu bir daha konuşmamıza da gerek kalmıyor. Yok, psikiyatri hocam sadece soruyorum. Diyorum ki bakın, gelişiyor psikiyatri mu? Peki psikiyatriyi o zaman ben söyleyeyim. Onu da ben evet, eleştireyim. Kesinlikle. Bakın psikiyatrideki problem ne? Bugün Türkiye'de 3500 civarında psikiyatrist var. Çok önemli işler yapıyorlar kuşkusuz. Ama
eksik olan bir şey var psikiyatride. Biraz ilaçların peşinden biraz fazla gittik. Neden? Bir hekim 4 dakika 6 dakika arası poliklinikte 100 hasta bakmaya mahkum edilirse olacağı odur. İlaç endüstrisi elini ovuşturur. Nokta. Bunun hiç öyle tartışılır bir tarafı yok. Peki o çocukların o 6 sene, o 5 sene, 4 sene, 10 sene çöp. Piyasa kime kalıyor? Şarlatanlara kalıyor. Net söylüyorum. İstedikleri dava açabilirler bana. Şarlatanlara kalıyor. Bak. Peki burada psikiyatrinin öz eleştiri nasıl yapması lazım? Bu kadar güzel eğitim almış. Mesela psikoterapiler özellikle bilişsel başlığı altında. Bilişsel davranış terapi, diyalektik davranış terapi. Bunu çoğaltabiliriz. Bunların hayat bulması lazım. Ve bu terapilerden faydalanacak insanlara ulaşmamız lazım. Burasıysa evet ben bir psikiyatri uzman olarak ben eleştiririm. Evet burada sıkıntımız var. Şu poliklinikleri insanlarla en az 20 dakika zaman ayıracak şekilde dizayn etmeli. Bunu iki hekimler mi yapacak? Onlara da mücadele koymalı kuşkusuz. Ama onları aşan bir sistem değil mi? Randevu sistemi var, alıyorsun 4 dakika 6 dakika geçiyor. Ve 100 hastaya yakın da bakmazsan ya da 70 hasta bakmazsan ay sonu aç kalırsın. Çocuğun eğitim taksitini ödeyemezsin. Bak şimdi bu işin ben size söylüyorum, sorun bana hepsini söyleyin. Ama psikiyatri kanıta dayalı bir şey yok. Benim, öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Kanıta dayalı olmayan psikanalitik kuramdır. Ölçülebilir bir şey değildir. O yüzden davranışçı, sonra bilişsel, bunlar sonra bilişsel davranış evleniyor ve nefis, çok güzel sonuçlar veren, yıllardır benim de yaptığım, çözümler, sonuçlar üreten, bilişsel davranışçı terapiden faydalanan nice insan da var. Hocam, ama ben isterdim ki hayali, kesinlikle yanlış anlamayın. Ben sadece kanısal değil derken... Gayet rahat bir şekilde yanlış anlaşılabilir. Yok hocam, bakın, yani kanısal derken ben onu demek istemedim tabii ki. Bir bilimsel gerçek, çılgın bir bilimsel gerçek hocam. Öyle şey olur mu? Ben sadece dedim ki bizimki matematiksel ya daha çabuk kanıtlanıyor. Fiziksel sistemlerle olmaz bu. Oraya yani oradan bakışla olmaz bu. Hocam elektrondan bakıyoruz ya. Atomlar düzeyinde bakışla olmaz bu. Bakın son 100 yıl içinde yanılıyorsam düzelttim. Psikiyatri ile nöroloji bambaşka yerlerden başlamış. Bambaşka yerlerden başlamış. Nöroloji oldukça maddi ve fiziksel tarafa, refleks tarafına ağırlık verdiği halde psikiyatri Freud'un da ortaya çıkışıyla, katkılarıyla bambaşka nörolojinin asla uzanamayacağı bir boyuttan başlayıp nöroloji uzmanı olarak bunu söylüyorum. Geçen 100 yıl içinde davranış nörobilimi adı altında yan yana gelmiştir. Dolayısıyla gelişme var mı dediğiniz zaman en büyük gelişme olan alanlardan bir tanesi budur. Yani biz bugün nörolog ve psikiyatrist olarak yan yana oturup gayet kolaylıkla birbirimizin ne dediğini anlayabiliyoruz. Ve üstelik de maddi ve fiziksel ve biyoloji kavramlarla anlayabiliyoruz. Öyle uzaklardan bakışla kuantum mekaniği atomlar teorisinden yola çıkıp da iki tane hani tırnak içinde baba tıp alanını bu şekilde yargılamak ne bu toplantıya konu olarak yakışır ne de zaten haddini aşmaktır. Yok hocam hiç yargılanır mı öyle bir şey? Yok hocam meselesi değil. Öyle bakın esas konuya dönersek... Öyle demedim. Siz sadece hesaplanabilir demedim. Düşünce belki gücü, kanıt düşünce demek gücü denen yani. Konu... O sözünü bir doktorların egosunu ne yapacağız düşünce... ya? Düşünce... Doktorların egosunu. Vallahi ya. Bak gerçeği söyleyeyim mi? Bilimsel... Biz manyetizmayı nereden bulduk biliyor musun? Şu anda şu televizyondan bizi izliyor ya. Mesela 3 kişi 5 kişi. Ya da cep telefonu var ya. Elektromanyetizma dersiniz. Böyle çöp. Hani diyor ya hocam haddini aşmak. Evet had değil fizik ne olacak boş verin. İnsan kurtarıyor çok haklı. Çok daha önemli yerlerdesiniz. Ama sadece şunu söylüyorum. Şu anda o MR makinesi 1,5 Tesla'lık var ya. O 1,5 Tesla'lık arkadaş bizi radyoaktiviteden X-ray'den kurtaran o arkadaş. Bir tane çöp dersiniz ki çoban ayağındaki demir çok çektiği için ortalıkta demir oksidi bulan bir çoban. Ben sadece şunu söylemek istedim değerli hocam. Diyorum ki
bilimsel dediğimiz şey çok kolektif. Zaten siz benden çok daha fazlasını biliyorsunuz ama Rembrandt'ın hani böyle açmış fotoğrafı var ya, ben her yere asıyorum, bayılıyorum. Bugün Da Vinci dediğimiz adam o şeyde, hani hem buluşçu hem anatomist. Diyorum ki herkesin düşünce sistemini ekleye 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 gelişti. Çok doğru söylüyorsun hocam. Ben şimdi desem ki kuantum fiziğiyle iyileştiriyorum. Ya şaka mı yapıyorsun? Ben sadece diyenler iki tane var. Deney biliyorum. Söyle, yani başka bir şeyim yok. Ama var. Bu sadece duyuyor bir musun, katkı. Hocam? Söyleyenler var bunu. Tamam hocam da. Tüken açanlar var ya. Ne demek? Ya öyle var yani siz insan... ona bakmayın. Ona kalırsa kırıkçı ben çıkıkçı var. Ben müsaadenizle bir araya girmek isterim. Şimdi bu programda biz daha önce işte bilimsel yani modern tıbbı konuştuk. Yanına geleneksel tamamlayıcıyı konuştuk vesaire vesaire. Tıbbın her türlüsünü konuştuk. Az önce Elçin Hanım siz dediniz ki işte hayat kurtarıyorsa, iyileştiriyorsa, kırıkçı çıkıkçı vesaire dediniz. Onların tamamını dışında bırakıyorum müsaadenizle. Onlar hani tıp içerisinde geçmiyor. Siz zannedersem şaka yaptınız veya bir espri yaptınız ama onların programda konuşulmadığını özellikle belirtmek isterim. Kırıkçı çıkıkçı bizim ilgi alanımıza girmiyor. Onları da dikkate almadığımızı belirtmek isterim. Kesinlikle. Ama hani siz diyorsunuz ya işte farklı branşlarda insanlar tedavi ediyor. Hocam tedavi ettiklerini söylediler. Barış Bey için de kendisi zaten hasta kabul etmediğini ifade etti. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü iki kere siz söz bir kere de ben söylemiş olayım. Kitaplarınız var. İnsanlar sizin kitaplarını okuyup nasıl almak istiyorlarsa bilgileri o şekilde alıyorlar diye düşünüyorum. En azından sizin söylediğiniz o. Ben de onun altını bir kez daha çizim diye özellikle istedim. Başka bir soruyla devam edeyim. Çünkü evet. Bu psikoloji, psikiyatri işte hangisiydi? En bilimsel olmayan mıydı? İfadesinden öyle. Sıyrılalım. Biz en azından kendi gündemimize, başka gündemimize dönelim istiyorum. Şimdi bilinçaltı temizliği. Nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşte bizim başlıklarımızdan bir tanesiydi. Sıradan başlayayım. En azından her birinizin fikri var diye inanıyorum. İzleyicilerimizden gelen sorular içerisinde de var. İnsanlar sonuçta o bilinçaltında, işte Barış Bey'in başlangıçta da söylediği gibi o geçmişten gelen belirli tecrübelerle bir sorun kaynağı olarak duruyor. Onlardan kurtulmak istiyorlar. Nimet Hanım. Şimdi ben bu hararetli konuşmayı daha da çok hararetlendirmeden sözü Kenan Eren beyefendiye bırakalım. Bilinçaltı nasıl temizlenir? Kendisi anlatsın. Olayın belki toplumsal boyutunu da ben paylaşmak isterim. Hı hı. Siz isterseniz bırakmayın. Yine ben programı model eden kişi ben olayım. Siz toplumsal boyutuyla başlayın. Anlatmak istediğiniz kısmıyla başlayın. Sonra sırası geldiğinde peki. Kenan Bey devam ederler. Peki. Rica edeceğim. Yani burada hani karşılıklı böyle tartışıyoruz, kavga ediyoruz gibi bir algı olmasın. Başka gündem her zaman insanların düşüncelerini açık fikirle, yani rahatlıkla paylaştığı ve belirli bir düzen içerisinde paylaştığı bir program olarak devam ediyor yayınla. Evet. Öyle kalsın isterim. Yani zaten başlarken hani düşünceler arasında bağ kurmak dedik ve bir anlam üretme dedik. Aslında ben Elçin Hocam'ın söylediklerini çok iyi anladım. Çünkü bilimin ilerlemesi geleneksel köklerle birlikte devam eder. Sosyoloji böyle yorumlar. Sosyoloji olayı yorumlarken der ki kimin sözüydü? Newton galiba, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Biz devlerin omuzlarında yükseliyoruz diyordu. Bahsettiği devler kimdir biliyor musunuz? Geçmiş. Biz devlerin omuzda. Yani biz eskinin bilgisi olmadan ilerleyemeyiz. Ben buna katılıyorum bir sosyolog olarak. Çünkü sosyolojide bu olaya böyle bakılır. Eğer geçmiş bilgiler olmazsa yenisini inşa edemeyiz, ilerleyemeyiz. O yüzden disiplinler arası bir birliktelik bizi ileriye taşıyacaktır. Çok değerli hocalarımızın da ben bilgilerine saygı duyuyorum. Elbette ki olayın suistimal edilmesi konusunda haklısınız, size hak veriyorum. Mesleği olmadan yapanlar var ama siz de zaten bunu ifade ettiniz. Sanıyorum ben şu an sosyolojik boyutta yaklaşıyorum olaya. Ben bir de şu konuya değinmek istiyorum. Algı ve düşünce konusu.
Düşüncelerimiz algılar üzerinden yönetiliyor ve biz bugün çok mutsuz bir toplum, çok güvensiz bir toplum, çok acı çeken bir toplum olmaya doğru hızla ilerliyoruz. İzlediğimiz televizyon haber programlarında sıkça işlenen cinayetlerin bence toplum adına çok tehlikeli ve giderek bu durumun normalleştirilmesiyle belki de artık sokaklarda yürüme cesareti bulamayacağımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Siz cinayet programlarını nasıl buluyorsunuz? Mesela sürekli cinayet çözenler var ya, sus olarak bunların ben da... kusura bakmayın, model etmiş gibi oldum ama tam söylediğinin şeyi olarak söylüyorum bunu. Şimdi izlediğimiz tüm filmlere baktığımız zaman bakın bunlar da bir düşünce yaratıyor insanlarda. Yani bunlar düşük seviyede korku, stres, cinayet, yani adam öldürme, artık ötesi yok. Belki de çok yakın bir zamanda sokakta yürümeye korkacağız, adım atmaya korkacağız. Zaten kent artık suçların çok rahat işleneceği bir ortamı hazırladı. Bu düşünceyi nasıl değiştireceğiz? Bu anlamda sizin yaptığınız bu programı yürekten kutluyorum ve diliyorum ki diğer medya kanalları, organları da bu tür yayınları arttırsınlar. Çünkü insanların bilinç düzeylerinin geliştirilmeye ve mutlaka bilinçlenmeye ihtiyaçları var. Bu düşüncelerimizi bir an önce iyileştirmeliyiz. Bu hastalıklı düşüncelerimizden bir an önce birileri çıkartmalı. Ve bunu yapmazsak her birimiz, hepimiz bunun hem vebalini taşıyacağız hem de bedelini ödeyeceğiz. Sorduğunuz soruya ben biraz daha dönüp... Tabii buyurun. Kendi, yani yine kendi alanına sınırlı ama güvendiğim bir örnekle cevap vermek isterim. Bilinçaltının silinmesi... ya da temizlenmesi. Temizlenmesi. Örneğin Alzheimer hastalarında hastalık ne kadar ilerlerse ilerlesin eski anıların silinmediğini ve o anılarla bağlantının sürdüğünü görüyoruz. Ve az hastalığı daha çok yeni öğrenilen bilgi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Ve tabii ki hasta yakınlarının bize hastalarını takdim ederken eskiyi hatırlıyor demeleri bunun ifadesi oluyor. Dolayısıyla çok ciddi ilerleyici ve insanın kimliğini ve kişiliğini değiştiren şu anda çözüm bulunamamış bir hastalıkta bile anıların bilinçaltının temizlenmediğini görüyoruz. Ve sonuç olarak da bellek sisteminde eskiden öğrenilenler çok daha kalıcı oluyor. Bunların daha sonra yapılan operasyonlarla, operasyon derken bir girişim anlamında söylüyorum, unutturulması ve temizlenmesi şu anda bizim açımızdan baktığımızda çok mümkün görülmüyor. Şimdi Oğuz Bey mümkün değil dedi ama hani böyle bir işte argüman da var, yani böyle bir konuşulan bir de konu var. Yani işte temizlenme veya işte beyindeki kodlarla beyni farklı şekilde kodlayıp üzerine örtme. Yani bunun tanımlamasının ne olduğunu tabii ki ben yapamıyorum. Hani nasıl uygulandığını. Barış Bey, sizin söyleyecekleriniz var mı? Şöyle söyleyeyim ben. Birçok sistem var bilinçaltını temizlediğini iddia eden. Ben de yani bilinçaltını böyle silme gibi. Bu Sil Baştan diye bir film var Türkiye'nin. Böyle bir şeyle çok umarım böyle istemediğimiz travmaları gerçekten siliyor olsak iyi olurdu ama bir dönem olur. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Beyin ve Formatat diye benim kitabım. Yani format kelimesinde bir zaten bir format, bir slogan olduğu. Yani apaçık. Yani aslında bunu yanlış anlayan çok fazla olmuyor ama onu söyleyeyim. Format da aslında şöyle bir şey var. Bilinçaltının topyekun değil. Öyle bir dünya yok zaten. Ama
Çeşitli yöntemlerle, mesela EMDR bunun bir tanesi. Nedir tam olarak? Eye Movement Desensitization Reprocessing diye göz hareketleri ve işte lobları sürekli aktive ederek mesela bunu temizleme. Yani aslında şöyle oluyor. Anıları bir şeyler yaparak duygudan arındırma amacı var. Yani onu tam temizlemiyorsun. Benim naçizane... Bu arada Kenan Bey konuşabilir miyim şey olarak? Yani, şu anlamda çünkü sonradan... Hayır çünkü gerçekten kendi bir şey hissediyorum. Yani burada böyle... çünkü bir hekim olarak dönüp bana yani söylediğim şeyle ilgili yargıda bulunacaksa... Siz anlatırsınız. Hayır, ama yok, bana lütfen fetva versin, ona göre ben devam edeceğim. Yani kelimelerle ilgili olarak. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Hayır, yani, ama ben şimdi düşüncelerimi söyleyeceğim. Yani işte, şu an yaptığınız diye söylemiyorum. Geri dönmesin diye söylüyorum. Her televizyonda konuşuyorsunuz. Aşk tamam. Olsun hayır, çünkü şu anlamda. Lütfen ama demin biraz öyle oldu. Çünkü ben burada şimdi doktor olmadım. Ali'ni adam görmedim Ali. Tamam, buna çok şey yapmayayım. Kitaplarımla ve yaptığım farklı araç. Ben buradan yani lise üniversiteyi Amerika'da bitirip burada yani söylemeyeyim ama iyi bir üniversitede işletme master yaptım. Ve tamamlayıp beyaz yakalı bir yani böyle liseyi hızlı hızlı bitirip şey yapan yani böyle 20 yaşında mühendis olan birisiyim. Benim de zaten böyle bir hayatımda böyle bir noktaya gelme gibi bir gayem yoktu. Benim abim şu an Amerika'da sizin meslektaşınız. Doktor. Yani yıllardan beri o da doktorluk yapıyor. Ben mühendis olarak yetiştirilen ve de böyle iyi noktalara hedeflenen gayet iddialı bir anne babanın mühendis oğluyum. Babam da elektrik elektronik. Onunla hiç çatıştınız mı hekim? Nasıl? Hekim kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten merak ediyor musunuz? Evet. Söyleyeyim mi? 2011'de kavga ettik. Tamam mı? 2012'de abim saygı duymaya başladı. 2010 bak gerçekten söylüyorum. Abim benim hayatta gördüğüm. Neyinize saygı duymaya başladı? Şöyle, dur anlatacağım. Abim hayatımda gördüğüm en kapalı ve en iddialı ve en kapalı fikirli insanlardan bir tanesidir. Hiç açık değildir. 2011 yılında benim Yıka Beyni diye yazdım kitabı bakıp sen bunları nasıl yazıyorsun dedi. Ben dedim ki abi nedeni var bekle. 2012'de kavga ederken tartıştım. 2012'de saygı duymaya başladı. 2013'te bir sonraki kitabım ne olacağını yani sağlık ve ile ilgili bir şey yazılacağını beyinle nasıl şey var diye. Sağlığına format attı kitabımı beraber konuştuk. Dedi ki ha bu konuyu yazmanın da fayda var. 15-16'da beni herkes anlatıyordu. 2017'de acaba beraber mi çalışsak, Türkiye'ye dönsek dedi. Çünkü böyle sonuçları görüyor. Tamam yani bu adam hiç anlamayan bir şey. 2018'de son beraber yazın ailece buluştuğumuzda Teoman diye yeğenim var 17 yaşında. Acaba onu da klinik psikolog yapsam da senin yanında mı çalışsa demeye başladı. Yani en son 2019 yani 2 ay önce konuştuk ya ben senin eğitimlerine geleceğim. Bu olayı bir öğreneyim ben de falan gelen. Şöyle söyleyeyim. Yani biraz daha inanın ben düşündüğünüz gibi yani daha detaylı bakılmayı hak eden naçizane biriyim. Öyle bir şey iddiam da yok zaten. Ama şunu söyleyeceğim. Ha sorduğunuz yere söylüyorum. Bilinçaltı temizli diye olmak öyle bir şey yok. Ama bilinçaltıdaki travmatik olayların duygusal etkisini boşaltarak ki ağlama bunu en bariz yapan ve sen travmaya gittiğin zaman bir duygu gidiyorsa travma demeyelim kötü olay diyelim tamam mı? Yani çünkü o kelime yasak bana tamam mı? Kötü olay diyelim kötü olaya gittiğin zaman duygu zaten kendinden çıkıyorsa belli bir şey gerçekleşiyor adam yeniden orayı ziyaret ettiği zaman duygu çok gelmiyor. Burada dünyada amaç şu değil. Amaç şu değil. Travmayı sildik falan yok. Amaç şu. Travma seni rahatsız etmeyecek halde duyarsızlaştırabiliyorsa bu çok enteresan sonuçlara gebe olabiliyor ve bunu yapan birçok yol var. Yani ben naçizane dediğim gibi bir sistemden farklı sistemleri bir araya getirerek nöroformat diye bir daha hızlı olduğunu düşündüğüm bir sistemden bahsettim. Kitaplarda insanların kullanımına bunu açtım. Hatta her akşam da biraz sonra gideceğim de yine bu resim paylaşım sitesinden yani sürekli canlı yayındayım. 2-3 saat boyunca her gece binlerce insan katılıyor ve insanlar kitapla beraber çok enteresan sonuçlar alıyor. Sizi de yani bir gün gerçekten istiyaz şu anlamda bir bakın ve de yani placebo mu size değerlendirin tamam mı yani olmadığını biliyorsunuz zaten de elektron biliyorum ben tamam. Ben başka bir şöyle bir şey farklı yöntemler var
nasıl yapıldığı buranın konusu değil ama gerçekten amaç da şu değil. Yani biz olayı temiz sildik. Öyle bir dünya yok. Olay şu. Senin şimdi bak 5 yaşında senin umurunda olmayan bir olay düşünelim. 5 yaşında Belgrad ormanlarında kaybolmuşsun. Herkes seni aramış. Sen gülümsüyorsun, diyorsun ki aa yıllar önce ben Belgrad ormanlarına gittim de göğün orada kaybolmuştum. Ne kadar komik. Ha ha ho ho. Tamam mı? Yani kötü olay mı? Travma mı? Yok yani çünkü önemli değil gibi düşünüyorsun. Sonra içine bir giriyorsun. 5 yaşında git. Gözün bak hipnoz falan yok. Neredesin? İşte gölün oradayım. Çevrende kimler var? Şu var yani yok kimse. Ağaç var, şurada bir şey var. Ona girdiği adam bir ağlıyor. Yani çünkü beyin orada o çaresizlikle duyguları almış. Tamamıyla travmatik bu kötü olaylar sırasında bu kamyonla göz kırparsın ya karşıdan geldiği anda. Naber abi diye. Yani üzerine çıkmak üzeredir o anda. Böyle bütün hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçer ya. İşte o anda beyin enteresan şeyler yapar. Kapasiteyi hızlandırır ve çok fazla bilgi alıp duyguyla beraber bir tarafa atar. Amacı da daha sonra senin hayatta kalmanla ilgili bir fayda sağlamak amacı da. Şöyle bir şey var. Yani benim naçizane gördüğüm şey şu ki beyinde duygu yani travmalarda bu saklanan tamamen iyi niyetli olarak bu çok önemli bir olay diye senin hissettiğin korku ve öfke var ya o anda. Bunu beyin saklıyor ve kenara kaldırıyor. İşte yapılması gereken şey travmatik olaylar sırasındaki, kötü olaylar sırasındaki aman Allah'ım aman Allah'ım dediğin o inanılmaz o çaresizlikle, korkuyla, öfkeyle kendini böyle darp ettiğin olayındaki o duygunun o saklandığı yerden belki de psikiyatristler yardımıyla onun boşaltılması yani doğru adamlar yardımıyla boşaltılması gerekiyor. Ben yanılıyor muyum acaba bu anlatılanlar psikanaliz ve psikiyatrinin şey, o zaman ben bir gireyim şimdi. Girmiyor mu? Hocam kısa bir cevap... toplama olsun 3 dakikamız var reklama gideceğiz. Yok çok kısa bir sizin sorunuza hem cevap vermiş olayım ama o tonda sormanızı istemezdim. Ben ciddiye alıp soruya cevap vereyim. Bilinçaltı nasıl temizlerim? Bir kere beni dinlemediniz ya anlamadınız dediğimi. Neden? Ben bilişsel davranışçı terapiyle uğraşıyorum dedim. Bilinçaltını artık kullanmıyor. O da demode. Bilinç, ama bana da aynı soru soruldu. Bilinç dışı o ama sizin daha şey sormanız lazım diye beklerim. Orası da medya şey bilemeyebilirler. Soruyorsun. Bilinç dışı bir kere. O kullanılmıyor. Narşist örgüt kullanıyor. Yani sizin anlattıklarınız adam temellerini 100 yıl önce atmış. Yani psikanalitik benim ilgilenmediğim bir alan ama o katarsis bahsettiği şey vesaire. Yani şimdi bakın bize hastalar gelir. Hatta psikiyatri dışı branştaki doktorlardan da onu ister. Şu ağrıdan beni kurtar. Bu sorunlar silinsin. Bunlar bitsin. Böyle bir ilaç yok. Böyle derler. Şimdi bilinçaltı formatlama ya da bilinçaltı temizleme. Yani ben bu insanlara bu umut tacirliği gibi de geliyor bana. Yani öyle bir şey yok. Adam 5 yıl analize gidiyor psikanalize. Yani onların tam tedavi olup olmadığı da belli değil. Yani hala garantisi yok. Ama siz böyle hani bir böyle yaptık, bir şöyle yaptık. O bilinçaltı temizlendi, bir sorunlardan kurtulduk. Buna itiraz ediyorum. Bu çok yanlış. Bunu başka kabul ediyor. Başka bir gruba kızgınsın. Hastalara... Sen zannediyorsun ki bizim şu anda psikolojimizi bozdunuz. Bakın. Başlangıcında kimse kimseye kızgın değildi. Aydın. Ne olduysa, bu programın dakikaları ve saatleri ama ben bu 5. 6. katılışım. Ben hiç böyle, hakikaten ben de biraz daha tarzım da değişti burada. Yani ama o kadar... Cevap vermem gereken şeyler söylüyorsunuz ki o yüzden cevap konuşmak zorundayım yani içinde bulunmuş olduğum durumu aktaramayacak mıyım yani? Yani konuşmadan ziyade siz biraz yani, kimin konuştuğuna cevap veriyorsunuz. Yani şimdi bir ara verelim. Kısa bir reklam aramız var. 5 dakika sonra başka gündem devam edecek. Yeniden konuklarımızla karşınızda olacağız. Benim okulum vardı. Evet, başka gündem devam ediyor. İlk bölümü bitirdik. İkinci bölümde yeniden beraberiz. Düşünce gücü, sınırları nelerdir diye konuşuyoruz. Yanı sıra elbette ki başlıklar içinde kuantum düşünce tekniği, pozitif düşünce, olumlama, işte düşünceleri düzenleme, temizleme, bilinçaltı temizliği diye en son ilk bölümü bitirmiştik. O bilinçaltı temizlemede kaldık.
Aklıma takılan bir nokta var. Şimdi hani orada bir temizlik yapıyoruz ya veya bir şeyleri boşaltıyoruz dediniz siz. Hani oradaki problemi boşaltıyoruz. Onun yerine ne geliyor? Yani sonuçta hayat boyu tecrübe birikimi var ve bizi biz yapıyor onlar. Onları boşalttığımızda aslında boşaltma değil, ben duyguyu boşaltmaktan bahsettim. Ya, duygu boşaldığında o duyguyu ya şimdi duygunun, bak, duygunun amacı şu. Duygunun amacı bir hafızanın ne kadar öncelikli olduğunu katmak için duygu var orada. Yani mesela yani seninle ilgili yani duygu beyindeki öncelik sıralarıyla şey yapıyor, değiştiriyor. Yani sen çok ciddi bir korkun varsa bir konuda ya da bir olaya karşı beyin diyor ki bu çok önemli bir olaydır. Yani oradaki bilgi değişmiyor, yerine bir şey gelmiyor. Bu arada beyin her zaman değişiyor. Yani sen zaten şunu yaptığın zaman bile beyin değişiyor. Sen gidip bir olayı olaya düşündüğün zaman... Yani bağlantılar aslında sabit kalmaya sabit devam değil, ediyor. Beyin her zaman değişen bir şey. Yani. Aslında o geçmiş sabit, sadece oradaki duygu ortadan kalkıyor. Evet, yani oradaki duyguyla uğraşıyorsun sen. Yani orada çünkü öncelikleri, yani bir şeyin ne kadar önemli olduğunu onunla ilgili hissettiğin ve beyinde kodlu olan şey duygu belirliyor. Sen duyguyu bir şekilde onu arındırabiliyorsan duyguyu tecrübeden... O zaman beyin onu çok önemli görmüyor. Şimdi şöyle isterseniz müsaadenizle şöyle söyleyeyim. Tamamladıysanız şöyle, Oğuz Bey'e vereyim sözü. Şöyle söyleyeyim, bir katkı anlamında. Tabii ki. Yani ister istemez bilinen bilgilerden yola çıkıp beyinde öğrenmenin sadece karşılaşılan olayların matematiksel olarak birikiminden ibaret olmadığını ve her karşılaştığın olayın duygu yüküyle öğrenmenin hızının değiştiğini görüyoruz. Böyle bir sistem var beyinde. Bu sistem içinde işte bazı çekirdeklerden, bölgelerden bahsediyoruz. Bunların çoktan beri rolü ortaya konmuş. Hipokampus denilen beyin bölgesi nasıl bilgiyle, yeni öğrenmeyle ilgiliyse onun hemen yanı başında olan amigdal denilen başka bir beyin bölgesi de onunla bağlantılı olarak neyin daha iyi, neyin daha az öğrenilmesini belirliyor. Yani öğrenmede temel olay karşılaştığımız bilginin duygu yükü. Zaten öylece şey yapar ya, kısa vadeli hafızayı uzuna atar eğer duygusal şeyde varsa. İkisinin birlikteliği önemli. Tabii, kesinlikle öyle. İkisinin birlikteliği önemli ve bu anatomik olarak birbirine bağlanan, fizyolojik olarak birbirini uyaran bölümler bunlar. Dolayısıyla girişimde bulunduğunuz zaman bu bağlantıyı kopartmanız gerekir ki duyguyu bilgiden veya anıdan, hafızadan soyutlayabilin ve bir başarılı bir girişim olsun. Bu insan beyninde gerçekleşmesi mümkün olan bir şey değil. Yani duyguların ifade edilmesi, duyguların dışa vurulması kişileri rahatlatabilir. Kişiler kendilerini daha iyi iyileşmiş. Oğuz Bey, birçok yöntem, ben burada yanlış anlamıyorum ama birçok yöntem, bu herhangi bir şey değil. Mesela EMDR'ye de psikologlar, psikiyatristler tarafından duyguyu soyutlamak, duyguyu azaltmak ve yani bir şekilde beyinden, kötü olaydan duyguyu soyutlamak için kullanılan bir yöntem. Anladım ama beynimiz... Şimdi fiziksel olarak bu olayı en iyi bilen zaten sizsiniz. Yani hayır, ben, hayır. Orada... En iyi bilen meselesi değil. Yani şu anda gerçekleşen hastalıklarda da onun etkilerini görüyoruz. Gerçekleşen o. Bilgi olarak beynimize giren hiçbir şey yok ki bir duygu yükü olmasın. Tabii ki. Ve bu duygu yükünü tartan ve öğrenmenin hızını arttıran bir bağlantı söz konusu. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki bağlantıyı kesip bilgiyi duyguyu boşaltma yoluyla azaltmaya çalışmak belki teorik olarak bilgiyi geliyor. Şöyle söyleyeyim, bilgiyi azaltma ama gibi bir şey değil dedim gibi yani şu anlamda. O zaman terapi mümkün olmaz. Yani birçok yöntemle, hipnozla, ya ben bu hipnozcu olduğumdan söylemiyorum. Bir şekilde insanlar yavaş yavaş bilişsel şekilde de bir yere yaklaşarak duyguları
arındırabilir o tecrübeden. Yani duygusal olarak bir şey boşaltabiliyor. Yani bu söylediğinizi ben şimdi nörolog olmadığımdan dolayı neye bağlayarak söylediğinizi bilmiyorum. Tamam, ama açıkçası yani dünya üzerinde birçok sistemle duyguyla tecrübeyi bilimden arındırma ile ilgili çok birçok sistem ve yöntem var. Siz o bağlantıyı koparmak tehlikeli anlamında mı söylüyorsunuz? Yani yapılamaz değil, anlamında mümkün değil diyor. Yapılamaz anlamında söylüyorum. Çünkü yani bazı hastalıklar sonucunda bunların ikisinin arasındaki bağlantı kopabiliyor. Örneğin bazı algı yanılmaları var. Hem psikiyatrinin hem de nörolojinin konuları işine giriyor. Önce psikiyatrinin konusuyla da daha çok bizim tarafa gelen delüzyon denilen, yani hezeyan, sanrı, bunlarla ilgili rahatsızlıklar var. Bunlar tamamen psikiyatri tarafından eskiden beri inceleniyordu. MR'ın yeni yazılımıyla, fMR denilen yazılımla yapılan araştırmalar bunun beyinsel kökenlerini de gösterdiği için nöropsikiyatri bağlamında bir ortak rahatsızlık oldu. Şudur, yani bunlardan bir tanesinde siz şekil olarak, sıfat olarak gerçeğe en yakın bir yüzü gördüğünüz zaman, ki annenizin yüzü olsun bu, ve anneniz olduğunu da bilin ama duygu yükü gelmediği için o yüzden anneniz olduğunu reddedersiniz. Yani bu benim anneme benziyor fakat annem değil dersiniz. Bu konuda yapılan araştırmalar, duygu yüküyle ilgili bölgeyle bilgiyle ilgili bölge arasındaki bağlantının koptuğunu gösteriyor. Tamam. Dolayısıyla bu kopukluğun sonucunda bu ikisi birbirinden ayrılabiliyor. Bir ameliyat sonucunda da ayrılabilir. Yani orada bir bağlantının kesilmesi. Nörolog olarak Oğuz Bey çok iyi bildiği için konuyu, bizim o kadar detaylı onun gibi nöroloji olarak inceleme gibi bir durumumuz yok. Ama şöyle bir şey, benim söyleyebileceğim şey şu. Mesela bir adamın babası vefat etmiş. Allah kimseye göster, yani sıralı olsun diyelim. Diyelim ki o adamın babasını gördüğü, yani babasını öldüğü ana ilk götürdüğün zaman adam o anda çok inanılmaz ağlar. Yani oraya yaşadığı zaman. Eğer bir şeyler yaptığın zaman, yani bu terapinin nasıl yapıldığını şey yapmıyor. Yani onu, o duygu azalıp adamı tekrar oraya götürdüğün zaman, bakın ne kadar sürüyor, ne kadar da yapılıyordan bahsetmiyorum. Hangi sistem kullanılıyordan da bahsetmiyorum. Adamı yeniden babasının öldüğü ana götürdüğün zaman o çalışma sonrasında adam aynı duyguyu o olayda yeniden girdiği zaman hissetmiyor. Benim söylediğim böyle bir şey. Yani bu olmaz diye olmak bütün, yani bütün sistemlerin çalışmayacağına gibi bir şey geliyor. Ben naçizane, yani dediğim gibi, çünkü insanlar belirli yaşadıkları olayları belirli sistemlerle, ben kendi uygulamadığım ya da kendi kitabımda anlattığımdan bahsetmiyorum. Yani belirli bir anı, yani çalışma öncesi ve çalışma sonrası, ağlama öncesi, ağlama sonrası olarak bariz bir şekilde şey yaptığınız zaman, yani ikisini gördüğünüz zaman ikinci çalışma, yani iyi bir çalışma sonrası herhangi bir iyi sistemde orada bir duygu boşalması oluyor. Yani oluyor eskisi kadar. O heyecanlanmıyor, duyguluyor. Benim bunu bahsettiğim böyle bir şey. Yani onun da fiziksel örneklerle desteklenen şeyleri var, açıklamaları var. Ben size sorayım. Mükemmel bir kek yiyorsunuz. Kekten ilk olarak aldığınız parçanın tadıyla üçüncü, dördüncü defa aldığınız parçanın tadı aynı değildir. Budur işte. Ben... Mesele budur oğlum. Yani bu anılarla ilgili, duygularla ilgili konu da budur. Yani bunların tekrarı durumunda, yalnız bak, tekrar edilmesi durumunda beyin bir alışkanlık şeyi geliştirir. Bir fizyolojik bir olaydır bu. Bir eşik meselesidir. Yani aynı uyaranla karşılaşan beyin hiçbir zaman daha sonra karşılaşılan aynı tipte uyaranlara aynı şekilde cevap vermez. Bu bir tat duyusuyla. Ama bakın 3 gün sonra, bakın 3 gün sonra o tadı şey yaparsan, 3 gün sonra yeniden keki aldığın zaman aynı hazzı alırsın.
5 gün sonra. Hiç belli değil. Bak şöyle söyleyeyim, 5 ya da 3 sene sonra. Ama sen 3 sene sonra adamın aynı travmaya, yine babasının travmasına öttüğün zaman yine de yeniden o travma gelmez. Yani öyle ben çok benzeteceğini düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Konuşmak gerekirse. Çünkü yani şeydir yani diminishing neydi der ne der ona. Zaten bir şey yediğin zaman aldığın keyif her zaman aldığın azalır. Yani bunun nedenleri vardır. Hatta neydi diminishing returns bilmem ne. Ekonomide bunun nedeni şeyi var. Aldığın ilk parça, aldığın ilk hizmet çok güzeldir. Sonra azalır keyfi. Yani şunu söyleyeyim. Naçizane. Beyin çok karışık. Beyin inanılmaz karışık. Hepimiz bir ucundan bir yerden tutuyoruz. Yani ve de hiçbirimizin tam bilmeye ihtiyacı yok. Ve her zaman her an her şekilde beynin mantığı ve bilgisi değişebilir. Bunu söyleyebilirim. Yani ben senin kadar dediğim gibi zaten öyle bir olayım da yok, öyle bir iddiam da yok. Ama ben o travmaların yani şimdi iyi çalışılmış bir travma 20 sene önce olmuş, çalışılmış. Sonra 5 sene geçmiş. Yeniden bakıldığı zaman yine ağlama yok. Yani o ağlama geri dönse diyeceğim ki duyarsızlaşma oldu vesaire. Yani birçok yöntemle, birçok şekilde dünyada o travmatik olayların etkisi azaltılabiliyor. Söyleyeceğim bu. Şunu sorayım. Şimdi hep saydım program sırasında işte kuantum düşünce, pozitif düşünce, olumlama, işte silme, temizleme. Bunlardan mesela kişilerin kendi kendine yapabildikleri hangileri veya mutlaka bir uzman tarafından yapılması gereken hangisi? Yani siz hani zaten yapılmaz diye de bakılabilir hikaye elbette ki konuklarımız arasında ama sonuçta işte kitaplar yazılıyor, okunuyor. Birçok şeyi bugün işte insanlar açıp internetten araştırıp bakıp aa bunu ben kendi kendime de uygularım diyor. İşte belirli riskler vardır yoktur, o bağlantı kopar bir şey olur onları bilemiyoruz. Bunlar için de mesela en sıradanı yani bizi izleyen izleyicilerin işte olumlama mıdır mesela? Veya onun içinde bir eğitim alması gerekir mi kişinin? Neyi nasıl olumlayacağını bilmesi gerekir mi? Aslında temelde insanın hayata bakış açısını sorgulamasında başlıyor. Bir kişi tabii ki çevre faktörleri de kişinin düşünce kalıplarını etkiliyor. Çünkü gelenekler, göreneklerle de biz toplumun içine doğuyoruz ve toplumdan öğreniyoruz birçok şeyi. Belli bir sistem bunu destekliyor ve kişiler buna göre davranışlarını belirliyorlar, tayin ediyorlar. Doğru. Ben aslında çok farklı bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Üç sarmal gibi düşünelim. Bir tanesi dil, düşünme diyelim. Aynen DNA sarmalı iki sarmal. Ben bunu üçlü düşünüyorum. Dil sözle nakledilen ve her gün kendini yenileyen ve geçmişle şimdiyi ve geleceği bağlayan. İkincisi bir insanın genetik yapısı. DNA yoluyla aktarımı, bir diğeri ise ruh. Yani beden, ruh ve sözle yaşayan. Bu üçü birlikte hareket ediyor aslında. Ve düşüncelerimiz de bu üçlü sarmal içinde şekilleniyor ve hareket ediyor. O halde bizler önce birey olarak kendi bilincimizi neresinde olduğunu, yani bir yetenek var. Düşünme yeteneği bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerimizden biri. Yani bir yetenek, bir yeti. Peki biz bu yeteneğimizin farkında mıyız? Yani biraz önce bahsettiğim düşüncelerimizin tek başına hareket etmediği, buna bağlı olarak aklın, duygunun, sezginin, iradenin, idrakın ve tecrübelerin, geleneklerin ve göreneklerin içinde bulunduğu bütünleşik kavramsal bir yeti. Yani her birini mutlak birbiriyle ilişkilendirerek kullanmak ve bunun farkındalığında olmak sorumluluğundayız aslında. Çünkü aslında
bizlerin yaşama gelme amacı sadece dünyasal planda çok rahat bir hayat yaşamak, yemek, içmek, mal mülk sahibi olmak ve sonuçta dünyaya ait olanı sahiplenme güdüsüyle sahiplenmenin anlamsızlığını bir kere bu düşünce kalıplarından kendimizi sıyırabildiğimiz zaman işte o beş duyunun etkisinden çıkma mevzusunu bununla bağlayabiliriz. Yani eğer ben sadece organımın, bedenimin beş duyu üzerinden algı üretiyorsam, talep üretiyorsam bu düşünce yapısı beni kısır bir düşünce yapısında bırakacaktır. Dolayısıyla benim ne kendimle barışmamı ne de çevremle barışmama müsaade etmeyecektir. O zaman bu beş duyu ötesindeki duyu merkezlerimizi nasıl harekete geçireceğiz? Pardon, bunun bir duyu merkezi ne derken? Evet hocam, şimdi beş duyu merkezinin den daha öte duyu merkezlerimizin olduğunu ve bunları aslında biz kullanmadığımız için köreldiğini iddia eden bazı fikirler var. Örneğin telepati dediğimiz, yani konuşmadan aslında biz birbirimizle ilişki kuruyoruz. Bu ilişkinin ne kadar farkındayız? Yani düşüncelerimizi düşündüğümüz an bozuk da olsa biz bunu doğaya, evrene yayıyoruz. Çünkü düşünceler bir frekans. Ve bu frekans biz düşündüğümüz an ortaya çıkartıyoruz ve yayıyoruz. Dolayısıyla örneğin sevdiğimiz bir insanı hatırladığımız an, onu hatırladığımız an düşünce ışık hızından daha hızlıdır. Sizin alanınıza giriyor. Özür dileyerek genel kültür düzeyinde, genel kültür düzeyinde değişmiş olabilir. Değiniyorum. Buyur hocam. O kişi hemen o sinyali alıyor ve size geri dönüyor. O zaman düşünce dediğimiz şey o kadar kıymetli bir şey ki, o kadar değerli bir şey ki bizim bu farkındalığı, yani bu düşünce dediğimiz yeteneği farkındalık planına taşıyıp burada hareket etmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için bazı pratikler yapabiliriz mesela. Nedir o pratikler? Yani annelerin bu çocuklarına eğitirken ya da eğitim alırken bu zorlamalarında vazgeçip ellerine kitap alıp okumaları. Bunu yaptığımız zaman çocuğumuz gelişecektir. Çünkü okuduğunuzda beyninizin sağ ve sol yarım küresi çalışacaktır. Corpus callosum devreye girecektir. Nöronlar, aksonlar birbiriyle elektriksel ve kimyasal bir işlem olacak orada ve beyin nöron ağları gelişecek, bilgi düzeyi artacak. Şimdi burada aslında en önemli şey yine eğitim sistemimizdeki bu kopuklukların bütünleşik bakış açısından uzaklaştırması. Evet. Bu herhalde bunu, ayrı bir tartışmanın konusu. Başka bir tartışmanın evet, konusu. Evet, ama bu da aslında bizim derinlik dediğimiz, yani düşüncedeki, eğer düşüncedeki derinliği oluşturmak istiyorsak lineer bakış açısından çıkmamız gerekiyor bizim. Yani sebep sonuç ilişkisinden çıkıp sebep süreç ve sonuç ilişkisini mutlaka dahil etmemiz gerekiyor. Bütün bunlar eğitimle mümkün olabiliyor ancak şimdi hemen olmayacaktır. Bunu iddia etmiyorum, mümkün değil. Yalnız bazı alışkanlıklarımızı artık değiştirerek olaylara bakış açımıza derinlik, yani o sezgileri mesela ne kadar sezgilerimizin farkındayız? Mesela bir şey hissediyoruz ama onu yok sayıyoruz. Oysa o sezgi yoluyla aldığımız şey de bizim düşüncemizin kalitesini oluşturuyor. Mesela evrende var olan bir bilgi var. Şöyle bir örnek hatırlıyorum. Bir deney yapılmış ve bu deneyde Murphy kalan deneyini yapan Robert
Şu an ismini tam hatırlayamıyorum. Biraz Sheldrake. İsim özürlüyüm. Evet, evet. Robert Sheldrake. Rupert. Rupert. Bir deney yapıyor. Bir adada maymunlara bir şeyler öğretiliyor. Ve başka bir adada o maymunlar o davranışı öğreniyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte morfogenetik alan diye ortaya koyuyor. 100 maymun deneyi. İşte evet. O bir doygunluğa ulaştığı zaman alan tamamına yayılıyor. Daha önce o konuyla ilgili benzer bir programda yapmıştık ve zaten belli Rabut yani direkt ismi şeye var ya bayağı bir şehir efsanesine yakın bir şey oldu söylendi ama bilmiyorum tabii. O yani halde, o konuda var zaten. Farklı var, var. Görüşler var. Hanecik de yani, yapıyor zaten bunu. Mesela herhangi bir elektronu biri sağa döner biri sola döner spin olarak. Başka bir laboratuvarda götürün sağa dönün sola dönüştürün öbür taraftaki sağa döner. Hocam sana hiç bilimsel gelmiyor bunlar fizikle biyoloji arasında bir kavram şey bağlantısı olmadığını düşünüyorsun ama şimdi onlar da elektrondan, hayır, atomdan oluşuyor. Ben öyle düşünmüyorum. Yok bir de biraz daha karıştırayım mı ortalığı? Ben çok şey öğrendim bu akşam. Yani yeteri kadar karıştı ortam. Dolayısıyla zorlamayalım derim. Canım hocam tabii, ben size de kızdırmayayım. Ben sadece şeyi söylüyorum. Fizik kavramlarından bunun zamanla alakası var kanunlarından bence. Bir insana, tek bir insana, onun beynine, onun davranışlarına gelmek o kadar kolay değil. Hocam kuantum fiziğini tam olarak deliler gibi böyle açıklayan bir tane adam var. Bu kim biliyor musun? Bir şey, anestezist. Şimdi bu adam doktor, vallahi tıp doktoru. Anestezi uzmanı. Kuantuma geldik mi hocam? Geldim, vallahi geldim. Tamam, kuantum konuşalım. Kuantum konuşayım. Yani bu adam ne faydası var bize onu konuşalım ama fizik kısmından değil de düşünce kısmından alakası konuşalım. Yok. Evet, çünkü formül vereyim bir tane. Anlamlandırmak gerekiyor. Tabii kesinlikle anlamlandırıyorum hocam. İzleyicilerimiz şimdi, çünkü anlam konusunda özel mesajlar atmışlar size söyleyeyim. Tamam, herkes anlayacak şekilde yapıyorum. Şimdi zamanla alakalı olarak hatta daha öncesinde o anestezi uzmanına ki bunu YouTube'da falan çok rahat bulabilirsiniz. Her yerde var belgesel incelikler. Discovery'de çok fazla yayınlandı. 2009'da çekilen belgesel. Şimdi anestezi uzmanı bilinçle ilgileniyor. Diyor ki bilinç varken mi hani açıkken mi bir şeyleri insan oluşturabilir yoksa bilinç kapandığında da mı oluşturabilir diye adam uğraşıyor. Salyangozlara veriyorlar bu anesteziyi işte ondan sonra bunlar bir şeyler oluşturabilir mi falan diye. Ama benim geleceğim yer biraz daha böyle garip zamanla alakalı. Şimdi zaman dediğimiz süreç bir sürü şey konuşuyoruz ya. Aslında tabii ki sebepler sonuçlar var. Bu da sonuçta zamanla alakalı bir durum. Ama kötü olan şey zamanı algılayan da benim. Hadi beni de geç. Biliyoruz ki biz fizikte belli bir harekete geçtikten sonra belli bir hıza geçtikten sonra bayağı bir değişiyor. Hatta belli bir hızı değiştirmeyin. Normal uçakta giderken bile tabii çok hassas olması lazım bunların ölçümleriyle alakalı. Genelde nükleer yarılanma süreçleriyle bakıyorsunuz. Hocam hızlandığı anda yani evrende konumsal olarak yol aldığında zamanda genel bir yavaşlamamız var. Yani anlaşılır olanı söylüyorum Einstein'a göre. Ateşin üstüne oturursanız yıllar geçmiş gibi zannedersiniz. Sevgilinizle beraberseniz o aynı zaman dilimi çok çabuk geçmiş gibi zannedersiniz. Bu bir algı. Algı zamanı değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Şimdi saatin karşısına oturtuyoruz adamı. Diyoruz ki bekle 10 dakika. Tık 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 böyle yıllar geçiyor. Şimdi zamanı bile fiziksel evreni. Yani gayet basit zaman ya saatim işte. Onu bile algılamamı değiştirebilen bir süreçse bu. Her şeyi değiştirebilir mi? Bizce değiştirebilir. Yaşlanmayı değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Bana sadece biyolojik olarak hücrenin zamanı nasıl algıladığını anlatabilir misiniz? Nasıl anlıyor hücre zamanı? Geçtiğini nasıl anlıyor? Gece gündüzden mi? Hayır, gece gündüz yapmayın. Sonuçta şeyde acil serviste şeyde yoğun bakımda yatan hastalar var. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Full time açık ışıklar. Adamın zaman kavramı kayıyor zaten. Sabah mı akşam mı falan bilmiyor ama sonuçta yaşlanmıyor mu o adam? Yaşlanıyor. Demek ki zamanı algılayabilen bir şey var. Bu ne? Bu da bu. Hadi yattınız uyudunuz. Tak diye rüya görüyorum. Bilmiyorum böyle değişik spekülasyonlar var. Siz gene çok daha iyi bilirsiniz. İşte yok 5 saniye 10 saniye gördünüz. Ben 3 aylık rüya görüyorum. Böyle bir başlıyorum o yaşlanmışız gitmişiz falan. Bunu yapan kim? O dalgayı, o sonuçta duygu durumu taneciye çeviriyor mu vallahi? Çok güzel çeviriyor. Korkuyorum, tırsıyorum, üşüyorum. Yapıyor. Bir anda uyanıyorum diyorum ki evet bu tanecik. Biraz önceki neydi? Biraz önceki de benim beynimin yarattığıydı. Demek ki yaratabilir. Şimdi yaratamaz demeyelim. Yaratır. Çok değişik şeyler de yaratır. Ha, fiziğe göre her şeyi yaratan budur. Bu bittiği anda süreç bitiyor. Zaman algısı da bitiyor. Bir şey üretebilmek de bitiyor. Bu yüzden biz de bunun mistik bölümüne geçiyoruz. Mistik bölümü de şu. Yani sonuçta hani
galaksileri falan biz keşfettiğimizde ya da güneşin etrafında döndüğümüzü keşfettiğimizde iki şey bulmuş olduk. Bir kısım bilimsel davrandı. Dedi ki çekim kuvveti var. İşte kütlesel çekim, sonra da diğerleri dedi ki tek bir formüle falan yapabilirim. Niye çekiyor bilmiyoruz hala. Bu kütlesel çekim midir? Einstein diyor ki tek bir formüle yapabilirim falan gibi gitti. Bir kısım da dedi ki bu dedi ilahi bir güç. Sonuç itibariyle sonuçta ortada bir şey var. Biz de etrafında dönüyoruz. Bir kısım dedi ki Mevlana gibi onlar dönüyorsa ben de dönüyorum dedi. Bak hepimizin yorumu ne kadar farklı. Şimdi diyemezsiniz ki bir yanlış. Böyle böyle ilerleyen bir süreç var. Ama fiziksel anlamda der ki her şey burada başlar, burada da biter. Zaman algısı orada başlar, orada biter. Ne zaman rüyadasın, ne zaman kalktın onu bilemezsin. Ha, yorumlar var mı? Mükemmel yorumlar var. Şimdi hocam çok daha güzel açıklar. Freud olamazdı belki. Annesi mi hocam? Annesi değil mi? Kolunda bir yara vardı da şey demişti. Bak bu çok özel insanlarda olacak bir yaradır. Eğer bu sende varsa çok özel bir adam olacaksın. Vardır etkisi. Ya da her şeyi geçin. Bilimsel anlamda hani bilimsel dediğimiz bir kavram var ya. Kadınlarla hocam aynı ortamdayız. Ama bir bakıyorsunuz. Yani bu zaten çok hani bilinen bir şey artık. Artık feromen mi dersiniz, koku mu dersiniz, yok işte bizim ilkel duyularımız mı dersiniz, hep beraber aynı anda menstruasyon döngüsüne girmeye başlıyoruz değil mi? Hani şey olmasın diye hep beraber aynı anda kapatalım, aynı anda üremeyi açalım falan diye. Şimdi bunu moleküler olarak bulduğunuzda benim bir işte koku molekülüm buradan hocama gidiyor, o da kadın. İşte onun bir şeyleri algılıyor beyni, diyor ki ya bir dakika bu kapalı iki hafta boyunca ben de kapatayım kendimi en azından hani üreme sorunu çıkmasın. Dediğinde bunun adı bilimsellik. Buna sezgisel olarak yaklaşıyorum. Biz böyle birbirimizi algılıyoruz dediğimde mistik. Şimdi eğer ki... O da bilimsel. İşte, o da bilimsel. İşte bilimsel beynin, diyorum ya molekül hayır, deyince hayır, bilimsel yani. Beynin %90'ının davranışlarla, sezgiyle, tabii, algıyla ilgili evet, olduğunu ya söyledim ya şu anda söylüyorum. Evet, evet. İşte mükemmel. Böyle, böyle düşünce mükemmel de yani orada ispat edilen şey de bilimsel. Evet. Niye mistik olsun? Yok mistik dediğim yani, hayır, yani bakış niye, açısı konusunda hocam. Yani niye Einstein en son konusu sadece madde olsun? Niye bilim çünkü molekül olarak bulursanız hayır, siz diyorsunuz ki biyolojik. Molekül hayır, olarak bulamıyorsam dalgaysa mesela fotonu hocam bulamazsın fotonun ışığı. Algıyla ilgili yarattıkları ilişkilendirilebilirse o biyolojiyle. Heh. Bilimsel. Harikasın hocam. İlişkilendirebilmek yani için de elimde bilgi olması lazım. Eğer bu tarafta bir buradan, bilgi yoksa o zaman boşta kalır. Buradan mistik alana kaymak için önce bilimsel dediğimiz tarafını bilmek, bu ilişkileri bilmek, ondan sonra izah edilemeyen kısımlar üzerinden belki inanca da bağlı olarak mistik alana geçmek mümkün. Ama beynin davranışlarla ilişkisi konusunda ne biliniyor ki şu kadarı bilimsel, şu kadarı mistik ayrımına girebiliyoruz? Birçok şey biliniyor. 150 yıldır biliniyor. Algıyla, bellekle, sezgiyle, işte altıncı hisle, ondan sonra rüyalarla, hatta telepatik, elektromanyetik dalgalarla birçok şey biliniyor. Bunların hepsi deneylerle araştırılan, bulunan ve gösterilen şeyler. Çünkü bir başka insanda aynı mekanizma bozulduğu zaman aynı şeyler oluyor. Tıbbın konusu bu. Ama bunlar bilinmediği takdirde, ki şu en başta arkadaşımız söylediği gibi moda olan, işte beyin, moda olan nörobilim dolayısıyla o nörobilimin temel bilgileri bilinmediği takdirde bizim üst düzeydeki meraklarımız kolaylıkla mistik tarafa kayıyor. Ama hocam işte eğer ki bilimsel terimler arasında fizikte, biraz daha böyle rahat konuşabilsek şimdi, ben mesela desem ki sonuçta biz neyi konuşuyoruz? Benim şimdi hastalığım var. Ben düşünce gücüyle hastalığımı geçireceğim mi geçirmeyeceğim mi? Bir dakika hocam. Ben şimdi neyi anlatıyorum? Diyorum ki biz taneciyi kendimiz oynatabildiğimizi gördük. Hocam bakıyorsun başka oluyor, şey bilimsel davranmayacağım. Bakıyorsun başka davranıyor, bakmıyorsun başka davranıyor. Şurada foton dediğimiz bir şey var, ışık. Aydınlatıyor mu aydınlatıyor, kütlesi yok. Biz bir hesap yapıyoruz bunlarla ilgili çılgınlar gibi. Gördüğüm şeyi gördüğümde hani diyorum ki ne oluyor ya falan diyorum. Siz de aynı şekilde beyinle alakalı gördüğünüz şeyi gördüğünüzde ya ne oluyor diyoruz. Ama eğer ki bu
bilimsel veri arasında bir geçiş sağlayabilirsek ki o Amerika bilimde çok önce diye söylüyoruz ya, onlar bunu yapıyor. Biri oturuyor diyor ki hocam bak elektronlarla alakalı böyle bir şey var diyor. Bununla ne yapabiliriz? Sonuç itibariyle benim üzerime elektron gönderip yavaşlatıp X-ray ile içerideki tümörü buluyor musunuz? Buluyorsunuz. Fizikle çok uzakta değiliz herhalde. Evet. O yüzden ben de diyorum ki eğer ki bunları yapabiliyorsak evet, hani isimlendirme olarak evet bu çok bilimsel. O da bilimsel aslında. Ha, ama bunu anlatan hani diyoruz ya bugünün konusu olarak evet buna inanmayın. Ama şimdi şöyle de bir gerçek var. Bir şeye de inanmayınca o da var olmuyor ki. Tamam, en baştan oradan başlıyoruz zaten. Anahtar kavramı söylediniz şu anda. Ne kadar fizikçi olursanız olun demek ki inanmaya ihtiyacınız var. Evet. İnandığınız için de bunları söylüyorsunuz. Evet, siz de inanıyorsunuz hocam. Beyinde olanlara siz de inanıyorsunuz. Tıp fakültesinde ya da işte hayır güzel hocam bak yapılan deneyler bile yanlış. Şimdi ben niyet deneyleri var. Gördüğüm hastalara şu anda, inanıyorum. Bak çok doğru söylüyorsun. Amerika'da ne yapıyorlar biliyor musun inanıyorum hocam? 2010'dan itibaren niyet deneyleri yapıyorlar. Bir kısım bilim insanına ne yapacağını söylemiyorlar. Mesela fareler üzerinde deney yapıyorlar. Bir madde var, vereceksin, sonucu ne olduğunu bilmiyorsun diyorlar. Bir kısmına da diyorlar ki bunu verdiğinde atıyorum işte diyabetik hastayı iyileştireceksin diyorlar. Her seferinde doğru çıkıyor. Bin deney sonucunda eğer ki sonucu biliyorsa kesinlikle onu iyileştirebiliyor. Sonucu bilmeyenlerde çok daha az çıkıyor. Bu bilimsel bir gerçek, her tarafta yayınlanıyor. Şimdi bu sefer de şeye geliyoruz. Şimdi bir hasta size güveniyor mu? Dibine kadar güveniyor. Hani diyorsunuz ya işte şarlatanı var bilmem nesi var hasta. Ya onlar çok fazla iyileştiremez. Yüzdelik istatistik bakarsanız hiçbir şeye saymaz sizinki. Çok çok daha büyük. Neden? Bilgiye inanıyor insan. Tabii ki bilgiye inanıyor. Sizin görüşünüze mesela sizin konuşmanızla herhangi bir yoldan geçen insanın konuşması bir değil. Aynı tedaviyi verin. İsterseniz deney yapalım. İkiniz de aynı ilacı verin. Siz ona söyleyin böyle çaktırmadan deyin ki ilacı buradan verin. Gene iyi olmaz. Çünkü ben inanmak için önce o gücü görmek istiyorum. O beyindeki o algılamayı, o frekansı, o enerjiyi görmek istiyorum. Sonra diyorum ki evet bu adam beni iyileştirir. Evet. Bunlar da ne demek? Düşünce, buna istemek mi dersiniz? Buna çaba göstermek mi? Neden? Sizin çabanız 15 senelik, onun çabası 3 senelik. 3 senelik bir adamın çabasıyla oluşturduğu sonuç 15 senelik de bir olmaz ki. Ha biz bunu ne diye yorumlarım ben? Ben derim ki çok isteyince gerçekten işler değişir. Ya da siz dersiniz ki ben çok bilgiliyim. Tabii ki o kadar vaka gördüm. Tabii ki istatistiği biliyorum. Tabii ki ben iyileştireceğim dersiniz. Biraz önceki hani espiritüel olarak söylediğim şey de buydu. Sonuç odaklı bakıldığında mantıken aynı sonuca ulaşıyoruz. Ama yorumlamamız yok, farklı. Aynı bir, de, sonuca bir de Einstein ne diyor biliyor musun hocam? Hayır, hayır. Olacaklar zaten olmuştur diyor. Nasıl yorumladığın sana bağlı. Bekletin de Einstein'ı. Einstein sonsuzluğa kadar gidecek bizim. O kadar onlar hep aynı şeyler değil. Bakın bu akşamki programın başından itibaren ben fizik konusunda herhangi bir şey söyledim mi size karşı? Söyleyebilirdim. Çok iddialı da olabilirdim. Fizik okudum. Fizik okudum. Evet, fizik okudum. Fiziğin temel kanunlarını, kurallarını. Bunlarla ilgili bir şey yaptım mı sizinle? Yapmadım. Bu da bir bilimsel disiplin. Hocam, bilgiye duyulan saygının. Hayır. Ben de bilgi, ya düzeltirim hayır, ya da hayır. Tamam dedim. Ama Einstein patent memuru. Bu arada onu da söyleyeyim hayır, yani. Değil. Fizik öğretmenin öncesinde yani, sonra patent çevirdim. Yani bilimsel zaman bilgiye duyulan saygının geriletmesi ve biraz bastırması söz konusu. O zaman hocam yani tartışmada şöyle gitmemiz lazım. Ben diyeceğim ki biyoloji bizi kabul etmez. Siz de diyeceksiniz ki ama fizik kabul etmez. Bence biliyorsanız konuşmalısınız yani. Evet. Evler böyle titriyle vesaire. Yani siz, ben de uzmanı değilim ki. Sen fizik tamamen hayır, fizik çözdün mü? Hayır her ya. Her şeyin teorisini çözdün mü? Bile değilim. Kuantumla yani o ne de ona relativite arasındaki bağı biliyor musun? İki İnsan ayrı burada ne işime uçuyordu? Theory of everything'i biliyor musun? Hepsini bağlayan şeyi. Kuantları yani bu konu sonsuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bilinenlerin hiçbirimiz bilmiyor. Hepsi herkes bilmiyor ki. Hayır, fizik yavaş o kadar yavaş zor. Küçük küçük o kadar fizik dediğiniz olay öyle bakın. Ben de kuantum fiziği aldım. Tamam mı? Ama yani benim aldığım 90'lardaki kuantum fiziğiyle şu an anlatılan kuantum fiziği çok farklı. Ve o kadar çok farklı bilgiler var ki. Hocam tamam temelindeki mı adam Feynman'dır. Richard Feynman diyor ki peki, ben anlamadım. Anladım. İnsan yani beyninden bahsediyorsunuz. Çok karışık diyorsunuz.
Tabii ya, bu arada hepimiz bilmiyoruz, her şeyi de bilmiyorsunuz. Siz çözdüğünüzü iddia edebiliyor musunuz? Beyni ben çözdüm. Bitti bu olay. Ben yani bütün dünyanın en iyi ordinarius çarpı ordinarius çarpı ordinarius'u beyni çözdüğünü iddia edebilir mi? İddia edemez. Ya onu demek istiyorum yani. Bu fizik de böyle bir şey. Bir yerden bu konuyu fizikle ilgili siz bir şey söyleyebilirsiniz. Bu kadar ciddi konularda karşılıklı tartışmaya girmek için aynı eğitimi görmek şart değil. Aynı uzmanlığı elde etmek de şart değil. Ama bazı ortak bilgilerde buluşmak lazım. Şimdi şöyle, yani zaten burada çok fazla bir ortak nokta. Yani eğer doktor olsaydı ortak bilgiler işte yani şey gibi işte biraz belki daha... Belki biz doktorlar da aramızda tartışıyoruz. Anlaşmazlıklara düşüyoruz. Tıp branşları bunu... Ya bu arada şu an siz benim ne bildiğimi ne bilmediğimi bilmiyorsunuz. Ama o da ayrı olan. Tamam, o da ayrı. Yani şimdi şu anda onu da... Ne bildiğimi, ne bilmediğimi, bilmediğiniz bir insana öyle bir yorum yapmanız çok doğru değil. Bakın, benim izlediğim kadarıyla siz beyin hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Siz çok yanılıyorsunuz. Evet, yanılabilirim. Aşırı yanılıyorsunuz. Bakın, yanılabilirim. Aşırı yani şöyle söyleyeyim. Ben amigdalayla ilgilenmiyorum. Siz ben çok beyin daha hakkında farklı. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben de siz benim bildiklerim hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Benim bildiğim olarak, ve çok yararlı olan hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sonuç olarak... Ve çok fayda insanın hayatına dokunan... Hiçbir şey bilmiyorsun. Yani topu, tamam mı? İnsan ruhuyla ilgili, davranışlarıyla ilgili bu şu ana kadar söylediklerinizden dolayı yanındaki arkadaşı atmadan önce davranış ve düşünce organı olarak bilinen beyinle ilgili olarak kendi adıma bunu söylüyorum size. Naçizane sizin bir görüşünüzdür. Şimdi ben sözü Kenan Hocam size vereceğim ama soruyla vereyim istiyorum. Çünkü ya programın başından bu yana hani ne sorarsam sorayım cevabını almaktan öte, az önce dedim yani konu kuantuma geldi mi diye, kuantumun gene kıyısından böyle bir geçti, başlar gibi yaptı, sonra döndü dolaştı, fizik üstünden psikolojiye geldi. Tabii. Başka bir yere gitti. Ama çok zaten. Yani soru sorsam başka türlü, soru sormasam bu başka zor. Gündem. Yani, gerçekten zor. Nereden devam edeyim diye düşünüyorum. İşte kuantumu başladım, bitiremedim. Tekrar aynı yerden devam edelim. Bence programı bitirin siz. Yok, programı bitirmeyelim hocam. Peki. Programı hocam... devam ediyor. Sohbet ediyoruz. Sonuçta keyifli bir şekilde sohbet ediyoruz benim gözümde. Ben tek bir şey herkes kendi sorabilir miyim hocama? Şu anda aslında tek ortak noktamız olabilecek hocam da şöyle bir durum var. Ne olursa olsun kendi enerjisiyle, ses enerjisiyle, yaptığı işle, telkiniyle, evet, beyni değiştiren adam o. Biz tanecinin nasıl gideceğini falan böyle değiştirebiliyoruz. Ya da ben en azından şeyi biliyorum, işte fotonlar ikiz çocuklar gibidir. Birini değiştirirseniz yöntemini öbürkü de değişir. Bu ne tevazu böyle? Bu ne tevazu böyle? Fotonlar konusunda mı? Hocam bu her tarafta yazıyor. Biz öyle herkese öğretiyoruz. Küçüklere bile öğretiyoruz. Bir tevazisiniz. İnanılmaz derecede. Teşekkür ederim. Tabii, rica ederim. Hocam biz hiçbir şey değiliz. Siz çok önemsemişsiniz bu bilimsel işleri. Hocam hiçbir şey bildiğimiz yok. O yüzden de rahat olalım. Bak böyle tartışıyoruz. Yani çok bir şey bildiğimizden de değil. Ve biz burada otururken çok şey değişti. O yüzden de ama hocam konuşarak birinin kafasındaki arızayı çözüyor mu, çözüyor. Asıl kuantum çünkü hocam, bir şekilde o zaten Kenan şu anda. Hocam, bir psikiyatrist olarak size gelen hastaları nasıl tedavi ediyorsunuz? Bütün bu konuştuğumuz yöntemleri, işte pozitif telkin dedik, olumlama dedik. Kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Nasıl faydalar sağlarsınız? Karşında ne alırsınız? Ya karşında ne alırsınız derken hani verdiğiniz o bilgiler dahilinde nasıl geri dönüşler alırsınız anlamında soruyorum elbette. Şimdi ben bir küçük toparlayıcı bir konuşma önce yapayım. Giriş ve örneklerle ona cevap vereyim. Gerçekten ne yapıyoruz biz? Şimdi bir kere şunu söylemek zorundayım. Ruh sağlığı alanında çalışmak, uzmanlık ister, eğitim ister, emek ister. O hobi, uğraş, meşgale olacak konu değildir, nokta. Ve uyarıyorum, bir tıp doktorunuz refleksi budur. Profilaksi deriz, hani aşı gibi. Bir aşı, şu anda sözlerim. Biz bundan dolayı ölebiliriz, yaralanabiliriz. Bizimki iş kazasıdır. Biz bunu seçtik. Bak, yıllarımız, ömrümüzü bu işe verdik. Kimse de benim başıma böyle bir şey geldi üzülmesin. Elimizden geleni biz yapıyoruz. Demek ki başka bir psikiyatristin başına gelebilirdi. Ama piyasada bu alanda insanların ölümüne ve kendilerinin ölümüne de neden olabiliriz. Bunu kesinlikle böyle altını bir çizmek istiyorum. İki, düşünce
Benim uğraştığım, yani hastalarıma yaklaşımım bilişsel davranışçı terapi yöntemi olur. Ben daha eklektik giderim, ayrı konu, ama kanıta dayalı tıp diyelim, kanıta dayalı bilimsel yöntem diyelim. Bu yöntem bugün FDA tarafından birinci sıra anksiyete bozuklukları, depresyon, bağımlılık, cinsel alan, cinsel işlev bozuklukları vesaire pek çok alanda. Önce depresyonla başladı ve pek çok alanda gerçekten çok güzel sonuçlar ve bunlar kanıtlanmış ki 60'lardan beri, 50'lerin sonundan beri, ta Ellis'ten sonra Beck, daha önce diğer davranışçılar. Ve gerçekten bugün psikiyatri alanındaki bozukluklarla böyle bir alan ilgilendiği için de biz çok heyecanlandık, biz psikiyatristler ve bu alandaki diğer klinik psikologlar. Ama bu o kadar basite alındı ki insanlar konuşuyorum, dinliyorum, tavsiye edemiyorum, o halde terapistim. Ben bunlara itiraz ediyorum. Yani bu programda bununla ilgili sizle gerçekten ben dışarıda çıkıp program sonunda çorbacıya gidelim. Gerçekten hani size hiçbir husumetim olamaz. Ama ben bir hekim refleksimi göstermek zorundaydım. O yüzden bunu bir toparlıyorum. Şimdi düşünceye gelelim. Biz nasıl kullanıyoruz? Bu nasıl işe yarıyor? Bir kere bilişsel davranışçı terapi. Şöyle çok kısa şematize edeyim. Bakın. Bir durum vardır. Durum karşısında insanlar bir duygu yaşarlar. Duyum yaşarlar. Bir düşünce geliştirirler, ama bu buraya niye koyuyorum? Şimdi söyleyeceğim. Sonra davranış sergiler. Bakın. Yani bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle bir panik bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon vesaire de patolojik davranışlar, patolojik duygular. Hani hep söyleniyordu ya bu akşam işte boşaltma falan, biz öyle bir şey bilmiyoruz. Yani o psikanalitik şeyde katarsistir falan filan, ben onunla ilgilenmiyorum, bilmiyorum. Yani bugün EMDR lafı geçiyor, burada uzman yok, ben konuşmam. Hipnoz, eğitim aldım, konuşmam yapmıyorum, ilgilenmiyorum o alanda şu anda. Ama alanları ciddiye almamız lazım ve burayla ilgili insanlar konuşması lazım. Bakın bu böyle bir futbol maçı meselesi değildir. Yani ciddi, çünkü bizi insanlar izliyor. Her gün psikiyatri polikliniklerine kaç hasta gidiyor biliyor musun? Hafta içi 250 bin civarında. Yani çarparsanız 3 bin ile 50 hasta, bakın o kadar ciddi, 150 bin minimum bir şey yapıyor. Dolayısıyla bu alan çok ciddi bir alan. Yani hasta var işin ucunda. Biz nasıl yapıyoruz? Mesela bir panik atakta ne vardır? Esas duygu nedir? Hadi duyguyu önce kullanalım. Korku vardır. Adı üstünde panik vardır. Kaygı vardır. Peki biz o kaygıyı, korkuyu nasıl çözüyoruz? Dedim ya 60 sene önce, 50 sene önce bunların temeller altı son 30 yılda çok güzel sonuçlar veriyor. Bu sistemi düşünce, duygu, demin saydığım 5D arasındaki geçişlere bakarak yapıyoruz. Yani şimdi şunu insan niye çözemiyor? Kalp çarpıntısı oluyor. Tamam, kalp krizinden ölmeyeceğini artık biliyor. Tetkikler yapılıyor. Bütün incelemeler normal çıkıyor. Ama tekrar kalp çarpıntısı olduğunda yine aynı korkuyu yaşıyor. Şimdi bunu iyi bir uzman ele almalıdır. Bir, kalp çarpıntısını yapan gerçekten ritim bozukluğu var mı? Kalple ilgili ya da diğer bedensel belirtiyle ilgili bir tıbbi durum var mı? Bir ilaç kullanıyor mu? Bakın konuşursam böyle bir saat gider bu. Bütün bunu inceledikten sonra tıbbi tetkikler, incelemeler, her şey normal çıktı. O zaman biz bunu nasıl ele alıyoruz? Bakın tanımı bir hatırlatayım size. Demin konuşmamın en başında söylemiştim. Bedeninde bir duyum meydana geliyor, semptom. Bu duyuma karşı yüklediği o korkunçlaştırıcı anlam sonucunda, değil mi, ortaya çıkan tabloydu. O zaman biz düşünceye şimdi geçiyoruz. Yani ne düşünüyor? O düşünceyi yeniden yapılandıracağız. Öyle hop dedik, düşünce değişmiyor. Onun için pek çok teknik var. Şimdi bunu uzatırsam gerçekten bütün zamanınızı alırım. Ama o teknikleri kullanarak in vitro dediğimiz, yani ofis içinde, muayenehane içinde bizim onlara uyguladığımız şeyler vardır. Nedir mesela o? Duyumlarla karşılaşmadan panik ataklardan kurtulamazsın. Duyum nedir? Çarpıntısı. Duyum nedir? Baş dönmesidir. Duyum nedir? Uyuşmasıdır. Biz bu teknikleri orada uygularak, ama tıbbi dosyasını inceliyoruz. Nörolog görmüş, kardiyolog görmüş, dahiliyeci görmüş, göğüs hastalıkları görmüş ve bedende olan biteni
biz o düşüncesini, öncesi neydi, sonra onu değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Buna düşünce yeniden yapılandırma diyoruz. Bu teknikleri ben uydurmuyorum ya. Bunlar tespit edilmiş, belirlenmiş ve kanıtlanmış pek çok anksiyete bozukluğu, depresyon vesaire psikiyatrik pek çok bozukluğu bu tedavi ediyor. Depresyonla ilgili küçük bir örnek vereyim. Hocam çok küçük olsun, reklama gideceğim. Tamam. Diyor ki mesela depresyon nedir? Bu bilişsel kuram şöyle açıklıyor. Kendisi, dünyası ve geleceği hakkındaki olumsuz düşünceleri. Kötü düşünceleri. Ama bakın bunu olumluya çevir değil. O öyle bir şey değil. Kendisi hakkında. O dinamine bakıyoruz. Geçmiş dönemine bakıyoruz işte. Evet, travma da olabilir orada. Yaşam olayları da olabilir. Yani önce nötr hale getirmek gerekiyor. Bunu olan biteni ona anlatmak. Olan biten ne oluyor bedeninde? Hı hı. Bunu ona anlatmak. Onun için de bu düşünce, duygu, duyum. Reklamdan sonra o zaman ben... Evet, reklamdan sonra devam edeceğiz. Başka gündem devam ediyor. Son olarak Kenan hocamdaydı söz. Bir ekleme yapayım, daha önce sormuştum. Bu teknikleri kim kendi başına uygulayabilir diye. Onunla ilgili de mutlaka söyleyecekleriniz var. Şimdi bu teknikleri bir kere o kişiye tanı koymamız lazım. Bunun da kitabı, tanı sınıflama kitabı ortada. Dünyadaki tüm psikiyatristler, klinik psikologlar da faydalanır. Tanıda en çok neye dikkat ederiz? Bu insanın işindeki işlevselliği, eşiyle arasındaki durumu, yani mesleki işlevsellik, toplumsal işlevsellik, bütün dünyayla kurduğu ilişkide, duygusal o çıkışları, inişleri, bütün bunlara baktığımız zaman işte işine gidemiyor, banyosunu yapamıyor, depresyon eklemiş vesaire. Bunu artık biz hasta diyebiliyoruz işte. O kişilerde bu alanda iyi eğitim görmüş psikiyatristler, psikoterapistler, klinik psikologlar, ama hasta görmüş klinik psikologlar. Ben hastalık anlatıyorum ama siz başka bir şey mi çağrıştı? Hayır hayır, dinliyorum. Dinliyorum sizi. Devam edin hocam lütfen. Dolayısıyla bu tanıyı koyduktan sonra da tedavi planına başlıyoruz. Ve bu yöntem de aslında çok uzun bir yöntem değil. Kısa süreli, yani ortalama 12 seans, 15 seans vakaya göre değişir. Ama mesela öyle bir depresyon hastası olur ki artık bilişsel davranışçı terapi de yetmeyebilir. Mesela ağır tip olur, majör depresyon deriz, ağır tip. Onda da ilaçlar kullanılması gerekir. Öyle ilaçlara da hemen başlamak çok yanlış olur. Yani o insanların gerçekten intihar edip ölmelerine neden olur. Tamamen toplumdan kopmalar neden olabiliriz. Elektroşok, elektrokonvulsif terapi dediğimiz şok tedavisi var. Ama bunlar böyle %1 bile değildir belki. Yani bütün bunları inceleyecek, bir süzgeçten geçirecek bu alan uzmanlarına ihtiyaç var. Tekrar şunun altını bir daha çiziyorum. Ruh sağlığı alanı böyle bir hobi alanı değildir. Sohbet edin kafelerde, orada burada, hani her türlü sohbeti yapabiliriz. Ama bunların içerisinde ciddi hastalar, depresyon hastaları, paranoid hastalar, yani size de kendine de zarar verecek hastalar bunların içinden çıkabilir. Çok dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bir soru sorayım. Son yaklaşık işte yarım saate yaklaşıyoruz. Belki biraz daha az var. Şimdi hayatımızın böyle işte yaşantının içinde işte düşüncelerimizden bahsediyoruz ya. İşte yeri geliyor mesela, işte bir olay yaşanıyor. Ben böyle olacağını biliyordum. Hı hı. Diyoruz. Veya işte dönüyoruz, ya tam da düşündüğüm gibi oldu. İşte aklıma gelen başıma geldi diyoruz. Hı hı. Şimdi bu böyle hani biraz yine kendi çağırdığımız için mi oluyor? Yoksa hani bir yandan da nasıldı tanımlama? Kendini gerçekleştiren kehanet. Mesela böyle bir şey var mıdır? Gerçek midir? Yani biz gerçekten çağırıyor muyuz öyle öyle diye diye veya düşünerek? Yani belki buna kendi hayatımızdan örnekler verebiliriz. Şimdi düşüncenin bir somut görünen tarafı var. Bir de soyut görünmeyen tarafı var. O soyut görünmeyen tarafı henüz somuta inmemiş olsa dahi o orada var. Yani bir frekans olarak var. Dolayısıyla aslında hiçbir şey yoktan var olmuyor. Var olan bir şey de aslında hiçbir şekilde yok olmuyor. Düşüncelerimiz de aynen böyle. Biz bir şeyi düşündüğümüz an onu var ediyoruz. Çünkü kadim metinlerde denir ki düşünce bir oldur.
Yani yaratıcı ol dedi, evren oldu. Aslında evrenin varoluşu da bir düşüncenin tezahürü olduğu söylenir. O zaman düşünce bir olsa biz her düşündüğümüz an onu olduruyoruz aslında. O yüzden düşündüklerimiz başımıza geliyor. Ya da şimdi hemen şöyle bir şey geliyor aklıma. Diyorlar ki işte ben iyi düşünüyorum. Niye bütün bu olumsuzluklar beni buluyor? Aslında birazcık incelediğiniz zaman kişi sağlıklı düşünmüyor, düşünemiyor. Düşünemediği için oluyor. Mesela işte ben çok güzel bir işe girmek istiyorum. İşim olsun istiyorum. Param olsun istiyorum. Çok param olsun istiyorum. Peki paranızın olabilmesi için gereken donanımlarınız var mı? Ya da diyelim ki sizin gerçekten paranız oldu. O parayı işletebilecek aklınız, zekanız, duygularınız ve düşünceleriniz ne durumda? Yani doğru iş, doğru zamanda doğru düşünce, doğru zamanda doğru sonucu getirir. Yani bu da bir denklem gibi bir şey herhalde. Doğru düşünce, doğru zamanda doğru sonucu getirir. Eğer bizim düşüncelerimiz sağlıklı hareket etmemişse bu nasıl eşleşecek? Denklem demişken Elçin Hanım'a döneyim. Vereyim mi denklem? Yok, gözlerinizi bir indirdiniz. Yok. Şüpheyle yaklaştınız. Yok yok, hiç alakası yok. Yani şeyle durumu bağdaştırayım. Şimdi dalga fonksiyonu falan dediğimiz şey, mesela ışık çok garip bir şeydir. Şurada şu fotonlar var ya, candır yani. Bunlar yoktu. Bunlar böyle doğru akım kaynağı vardı bizde. Böyle bir tane telin içinden elektron geçiriyorduk, yanıyordu. Sonra biz elektronların atladığını bulunca bunları bulduk. Daha sonra bunların bir tanecik olmadığını şu anda düşünüyoruz ama bir alan var ki onun içine geçirdiğimizde tak diye bir tanecik düşüyor. Şimdi sadece konuşulanlardan şunu fark ediyorum. Diyorum ki mesela çok şey olarak bir terapiye gittim, tamam mı hocam, beni iyileştirmen lazım, hakikaten depresyona girdim, kötü durumdayım falan. Şimdi düşünüyorum, beni iyileştirebilmen için, ki bunu da senin tecrübelerinden soracağım hocam, bilişsel olarak daha iyiyse, kafa daha çok çalışıyorsa, atıyorum bilimsel olarak bir şeyler okumuş yapmış, evrenden biraz çakıyor, böyle bir insanı iyileştirmek mi daha kolay, yoksa hani boş olan mı daha kolay? Yani söylediğini öncelikle bir kere anlıyor olması lazım. Çünkü eğer bana terapiyi Fransızca yaparsam muhtemelen hiçbir şey anlamayacağım yani. Öncelikle Türkçe olarak anlamam lazım ne dediğini. Ondan sonra bir şeyleri oluşturman lazım içimde. Şimdi bir şeyleri oluşturabilmek için demek ki içeride de bir şeylerin olması gerekiyor. Gene nereye geliyoruz? Evet, sonuçta hocam beni iyileştiriyor mu? İyileştiriyor. Hastayım, iyileştiriyor. Ama onun iyileştirmesinde... Ben de bana soru sorduğunu sandım. Yok tamam, o soracağım hocam. O şey sevindim. Deneyimlerine bakacağım ama az çok yani mantıken de düşünsene hocam, yani hiç böyle iyice yani gerçekten beyin ağı olarak çok az gelişmişse, hiçbir şey öğrenmemişse. O sorunun cevabını merak etmiyor musunuz? Gerçekten çok fark var mı? Çok güzel bir soruydu. Fark var mı? Bakın aslında tam Serdar Bey'in sorduğu soru, sizin bu soru, şimdi o zaman onun ikisine birden yanıt vereyim. Bakın, kişilik bozuklukları diye bir şey var. Kişilik özellikleri diye de bir şey var. Kişilik bozuklukları psikiyatrinin en çetrefilli konulardır. Örnek, panik bozukluğu ortalama 7 seans 10 seans iyileşir belki. Ama eğer kişilikle ilgili sıkıntı yaşıyorsa, hemen şimdi etiketlemeyeyim ama ya ciddi tanı kriterlerinde olduğundan kişilik tablosundan bahsediyorum. O tedavi olumlu sonuçlanamıyor. Çalışmaların hepsi ortada bununla ilgili. Bütün meslektaşların tecrübeleri ve yayınlar bununla ilgili. Diğeri de hiç anlayamayacağı için belki, yani ona da zihinsel kapasitesi düşük demek istiyorsunuz. Boş derken hani ben zihinsel kapasitesi biraz daha düşük diyelim. Onların da zaten psikoterapiyi gerçekten değerlendirip fayda görmelerini terapist iyice iyi değerlendirmesi lazım. Ama bu ikisi arası nedir? Kişilik örüntüsü vardır. Antisosyal, şizotipali, şizoidi. Serdar Bey'in demin dediği, ben böyle düşündüm işte topuğumu vurdum Nixar'dan su çıktı. Şimdi bu tipler, yani buradan baktım, niye dedi ki annemi gördüm falan, böyle uzatırlar. Bu iş böyle mistik şeylere bayılırız. Bu ülkede bunu ben çok rastlarım. Vallahi biz bunu eğer abartıyorsa bir kişi ve çevresinde kimse kalmıyorsa, bunlara biz şizotipal kişilik bozukluğu mu, örüntüsü mü, işte özelliklerimi
3 ayırdım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dediğiniz, sizin o sorduğunuz soru, hani bu kişi her şeyi ben biliyorum, oradan çıkarım, buradan. Onunla terapi yapılmaz ki. Yok yok. O yarışa girer şeyle. Terapistle yarışa girer. Böyle ucuz yarıştırır ve oradan bir şey çıkmaz. Yok, yok hocam, bu yarışmakla alakalı değil. Şöyle düşünün. Dediniz şimdi, ya karşınıza gelen kişi her şeyi biliyor, oradan çakıyor, buradan hayır, çakıyor. Her şeyi biliyor değil. Mesela az çok hani beraber muhabbet edebilir miyiz? Ederiz. Çok tabii sizin konunuzda bir şey bilmiyor olsam da en azından evrenle alakalı, bir şeylerle alakalı bir muhabbet edebiliriz. Ya da en azından majör depresyon dersiniz. Belki hani çok kötü bir depresyon olduğunu, her insanın bir nevroz olduğunu falan filan, en son adam ölürken öyle demiş. Yani bir şeyleri belki algılayabilirim. Şimdi böyle bir hastayı mı tedavi etmek birazcık daha kolay? Ya da sizin hiç ulaşamadınız mı? Öncelikle diyorsunuz ki çok güzel bir noktaydı. Hasta varsa elimde diyorsunuz, siz dediniz oradan ben yola çıkıyorum hocam ben bilmiyorum. Hmm. Öncelikle diyorsunuz içgörü kazandırıyorsunuz herhalde. Yani olayı algılatmanız gerekiyor. Ne olduğunu. Depresyonda mı? Neyse ben öyle bir şey demedim. İçgörü daha analitik bir kavramdır. Öyle demeyelim. Yine. Neydi? Depresyon için algılatmamız mı gerekiyor dediniz? Neyse kişiliğe uydu diye ben ona cevap verdim. Hani kişilikle ilgili bir cevap olsun diye söyledim. Yok, biraz önce söylediğiniz için diyorum. Yani ben de diyorum ki başarı kişilik özellikleri belirleyicidir. Tamam, madde bağımlılığı belirleyicidir. Çok kolayca tedavi edeceğin bir kişi. Kafanın doluluğu boşluğu değil. Kişilik özellikleri belirleyicidir. Tamam, ben de şuradan çok güzel bir yere gelecektim. Efsane. Yani diyorum ki şimdi tedavi eden doktorun da mesela terapiye karşı duyarlıyım. Öncelikle ben ne yapmam lazım? Tıpış tıpış sizin oraya gelmem lazım değil mi? İstemem lazım yani başlangıç itibariyle. Gerçekten bende bir sorun var. Lütfen bunu bana çöz demem lazım size. Mesela evde oturuyorum diyorum ki. Evet hakikaten diyorsunuz ya çok ağır vaka. Diyorum ki bende bir sorun yok. Tamam o zaman zaten bir şey yapamazsınız ama benim önce inanıp gelmem lazım size. Hayır. Değil mi? Birinci şans. Hayır hayır. Öyle, i̇nanıp gelmeyeyim. Öyle hastalık olmaz. Yani evde. Psikiyatrinin neredeyse tamamı bu kadar. Nörolojide birçok hasta, Alzheimer hastaları başta olmak üzere. Hocam zaten Alzheimer'da da çok bir şey yapamıyorsunuz gibi geldi bana yani son şimdi, dönemde. Konumuz o değil yalnız. Tamam yani hani çok kendini bilmeyen bir insanda Alzheimer'la ilgili mistik önerilerde bulunacaksanız. Gerçekten çok bilgilisiniz diyorum pek çok konuda. Evet Alzheimer'la ilgili mistik alana girecekseniz o zaten benim konuşmamı bitirir. Ha, şimdi konunun tam özüne gelip şeyi söyleyeceğim. Yani inanarak iyileşebiliyor muyum? Doktora inanıp mı iyileşiyorum acaba diyeceğim. Evet, evet. Doktora gitmek aşamasındaki hastalık öyle bir kavram değil. Ben de onu getireceğim. Hastalık öyle bir kavram değil. Özellikle nöropsikiyatrik hastalıklar böbrek hastalıklarından, kalp hastalıklarından veya başı ağrıyan bir insandan farklı. Yani içgörüyü etkilediği zaman gerçekten kendini normal zannettikleri, her şeyi unuttukları halde kendilerini unutmuyor varsaydıkları bir zihinsel durum yaratıyor. Bu zihinsel durum öyle olduğu takdirde tabii ki kendileri doktora veya terapiste gitmiyorlar. Ama yakınları bunların farkına vardıktan sonra getiriyorlar. Geldikleri zaman da bende bir şey yok diyen çok. Ama daha sonra yapılan araştırma, inceleme ve testlerden sonra bazıları hiç yaptırmadan geri gidiyorlar. Ortaya bunun nedeni çıkıyor. Dolayısıyla ben doktor olarak öncelikle karşıma gelen hastanın her türlü problemini kabul etmesini beklemiyorum. Benim doktor olarak görevim o problemi kabul etmese bile ki haklı da olabilir. Bunun gerçek olup olmadığını inceleyerek ortaya çıkartmak. Nitekim Alzheimer sandığımız o şekilde bize görünen bir hastaya test ve beyin check-up'ı yaptırdığımız zaman bunun yaşa bağlı bir unutkanlık olduğu da ortaya çıkabiliyor. Depresyon da olduğu ortaya çıkabiliyor. Alzheimer da olduğu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hasta baştan özellikle de beyinle zihinle ilgili hastalar her şeyi bilmek ve size rapor etmek durumunda değiller. Onun için böyle bir şey yaşamıyoruz biz yani pratikte. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonra da hastanın işte kişilik yapısı dediler. Kişilik yapısı dediği beynin bir özetidir.
Yani bir adım ötede insanın beyin yapısının, beynin nasıl çalıştığına dair bir şeydir, ipucudur. Çünkü depresif kişilik bozukluğuyla nörotik kişilik bozukluğu veya şizofreniye doğru eğilimli kişilik bozukluğu insanları arasında yapılan deney ve araştırmalar kısmen onların beyin yapısı içinde de farklılıklar olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu araştırma inceleme meselesidir. Ve değerli arkadaşıma şunu da söylüyorum. Psikiyatri içinde yaşadıkları zorlukları tedavi cevabı anlamında zaten böyle aşmaya çalışıyor. Yani bugün giderek her gün daha fazla psikiyatrik hastaya MR isteniyor. Daha fazla psikiyatrik hastaya EEG isteniyor. Daha fazla psikiyatrik hastaya şu veya bu isteniyor. Yani bu anlamlandırma gayretinin bir parçasıdır. Çıkmadığı zaman, o inceleme sonucunda bir şey çıkmadığı zaman o hasta olmaktan vazgeçmiyor veya hastalıktan çıkmıyor ama henüz biz gösterememiş oluyoruz. Fakat şöyle bir gayret var. Her türlü düşünce gücü, düşünce problemi taşıyan, hastalık kavramına giren insanların işte panik olsun, depresyon olsun, gerçekten o hasta mı değil mi diye kabul edilmesinde biyolojik belirteç dediğimiz bu ölçütler daha fazla devreye giriyor günümüzde. Ama henüz psikiyatride çok şey yaratmış bir alışkanlık değil bu. Yani dönüşüm yaratmış bir alışkanlık değil. Ve iki taraf arasındaki bağlantılar geliştikçe de düşünce gücü ile ilgili beyin hastalıkları da tanımlanıyor. Bakın, hiçbir nöroloji kitabında böyle bir hastalık sınıflandırması görmemişsinizdir. Düşünce gücü ile ilgili nörolojik hastalıklar. Bu benim telaffuz ettiğim ilgi alanımdan dolayı bir özetlemeye çalıştığım bir şey. Örneğin Alzheimer hastalığı düşünce gücü hastalığıdır. Düşünmeme hastalığı olabilir mi hocam? Hayır, daha az okuyanlarda hayır, falan olması. Yani oradaki zihinsel yetersizlik, bilgisel yetersizlik, insanları devamlı tekrar etme yetisi. Hafıza değil, anılar değil, yargı yürütme, program plan yapma konularında da isabetli davranma konusunda da yetersiz duruma düşürüyor. Dolayısıyla Alzheimer hastalığı da bir düşünce gücü hastalığıdır. Biz bunu gördüğümüz zaman şeyi genişletmiş oluyoruz, çerçeveyi genişletmiş oluyoruz ve o gözle bakıyoruz düşünce gücüne. Onun dışında herkesin sara olarak bildiği epilepsi, herkes epilepsi hocam, olarak... düşünce gücü yanlış anlaşılabilir ama bu... Ne bakımdan? Alzheimer hastalığı düşünce gücü hastalığıdır, yanlış anlaşılabilir. Yok, açalım. Açalım. Yani düşünebilmenin işte gücüyle ilgili bir problemdir. Yani yapamaz diye değil mi? Oraya o gücü azalmıştır bellek, evet, hafıza. Evet. Çünkü evet, düşünce gücü piyasada gene bu alanda... Yok, yok. Ayrıntısına bakarsak, yapılan testlere bakarsak... Belleğiz daha zayıf olduğu için, dikkati daha zayıf olduğu için, konsantrasyonu daha zayıf olduğu için ve plan ve program yapma ve onu icra etme yeteneği daha zayıflamış olduğu için düşünce gücünün içine giren bu kavramlardanla ilişkilerden dolayı böyle bir çıkarsama yapılıyor. Yoksa başka soyut bir bağlamda değil. Soyut bir bağlamda değil. Benim burada söylemek istediğim düşünce gücüyle ilgili problemler ve problemlere yapılacak olan müdahaleler, tedavi ve bunların sonuçları artık sadece psikiyatri yaklaşımlarıyla değil, aynı zamanda beyinle ilgili yapılan araştırmalar sonuçları tarafından da
doğrulanmaya çalışılıyor. Yani bu nispeten 20-25 senelik, son 20-25 senenin gelişmesidir. Onu da söyleyeyim. Barış Bey, size soracağım aynı soruyu. Kendini gerçekleştiren kehanet dedim yani, çağırıyoruz. Onunla ilgili fikirleriniz nelerdi? Ya şimdi bu çok aslında uzun bir konu ama onunla ilgili bir örnek vereyim şeyle ilgili. Şimdi bilinç dışında, yani ben naçizane burada böyle bir arada bir yorum yaparım. Bilinç dışında aslında negatif, yani daha sonra yokluk kavramı diye bir şey yok. Yani oraya bir şey attığın zaman o sadece var. Yani sen onun işte bilgisayarlarda birler sıfırlar vardı ya, yani beyinde mesela, yani bilgisayarda şu anlama gelir. Belli bir bit, yani belirli bir basamakta bir varsa o basamağa ait her neyse o var anlama gelir. Eğer o başka bir basamakta sıfırsa o ona ait değer sıfır anlamına gelir. Yani orada bir şey yok. Ya da yani bir, mesela birincisi kedi basamağı. Kedi birse orada kedi var. İkincisi köpek basamağı. Köpek birse köpek var. Üçüncüsü fare basamağı. Fare yoksa orada, yani sıfırsak orada fare yok. Yani bilgisayara bir şeyin yok olduğunu anlatabiliyorsun sıfır yazarak o basamağı. Beyne bir şeyin yok olduğunu, yani alttaki bilinç dışına bir şeyin yok olduğunu kavramını yazma gibi bir şey yok. O, yani o sadece var. O bilinçli olarak biz bunun olmadığının farkındayız ama yani bu şöyle bir şey var aslında. Baktığın zaman senin olmasın diye düşündüğün şey beyninde onunla ilgili geçmiş hatıraları, yani sanki kodlu bir atıyorum ki bir diyelim ki kafan yine rezil olmayayım diye düşünüyorsun. Ya çok rezil oluyorum ben sürekli. Rezil oluyorum. Bu sefer rezil olmayayım ya diye düşündüğün zaman aslında o senin rezil olduğun bir olayla ilgili hafızaya ulaşıyor. Yine rezil oluyorsun diye bir duygu getiriyor. Yani çünkü direkt beyindeki o bölge ateşleniyor. Yani beyin oraya ulaşıyor. Yani sadece ya bu istediğin ya da istemediğin için değil. Akla geldiği için. Ve de beyin zaten geçmiş bir hafızayla şu an yaşanan olay arasında da çok bir, beyin derken bilinç dışından bahsediyorum. Arada bir fark yok. Çünkü beyinde zaten zaman kavramı diye bir şey yok. Bilinç dışında. Tamam mı? O yüzden sana o duyguyu veriyor. Sen yine çekiniyorsun. Yine kalbin çarpıyor, nefesin daralıyor vesaire derken yine rezil oluyorsun. Zaten o psikolojiyle rezil olmaktan başka da çağırıyor. Evet, yani mesela örnek ve şey aslında için söylüyorum. Kaçınılmaz olanı gerçekleştiriyor. Evet, yani çünkü değil. Mesela bu tarz şeylerle aslında eski hatıraları tetikleyerek sen o hatıranın duygusunu ve olayın bütün o yaşanılan fizyolojiyi çağırıyorsun ve rezil oluyorsun. Doğal sonuç olarak. Doğal sonuç, yani ben bunu çok kuantum tarzı bir şeyden ziyade, yani bunu birçok farklı konuda nasıl olabileceğini benzer şekillerde açıklanabilir. Son birkaç dakika izleyicilerimizden gelen bir soruyla devam edelim. Aslında açılış sorusuna da çok benziyor ama düşünce gücüyle ne yapılır diye. Zannederim ki biz o soruya fazla yanıt verememişiz. Düşünce gücüyle ne yapılır diye sorar. Ben söyleyebilirim. Tabii, buyurun. Düşünce gücüyle kavga edilebilir. Bugün görüldüğü üzere. Düşünce gücüyle arkadaş olunabilir. Anı oluşturulabilir, mutlu olunabilir, üzülünebilir. Hatta birini sevip çocuk yapılabilir, yeni bir organizma yapılabilir. Hastalık geçirilebilir mi? Hayır. Çünkü o tıbbi bir şey değil. Hastalık varsa cerrahi alın, peşin geçsin. Ama onun haricinde değil yani. Tabii ki inandığın müddetçe düşünce gücüyle çok şey yapılabilir. Tabii ki. En azından birbirimizi sevindirip üzebiliyoruz yani düşünce gücüyle. Düşünce, yani biz böyle biraz küçültüyoruz kodu ya. Ben oradan geldim biraz önce. Hocam onu da söyleyecektim işte. Sonuçta tedavi ettiğiniz hastalar, ilaç konusunu bir yana bırakırsam, tedavi ettiğin hastaları düşünce gücüyle tedavi ediyorsun. Çünkü senin düşüncen, senin bilgin. İlaçları hepsi bir kenara bırakıyorsun. Nasıl bir kenara bırakıyorsun? Hayır hayır. Hocam dedi ya, her şeye ilaçla girmeyelim. Hani ilaçla olacakları bir yana bırakarak. Sadece terapi yönünden söylüyorum. Terapi yönüyle yaptığında arada bir bağlantı kuruyor musun? Var mı bir fiş, bir priz? Yok. Ama sonuçta senin düşüncen, senin mantığın, senin yöntemlerinle birini değiştirebiliyorsun. Ya da bir insan, anne ya en basitinden anne, bir çocuğuna ya düşünce gücüyle artık, kendi düşüncesinin gücüyle. Bu illa şey değil ki ağzımı kapatayım böyle, evet benim çocuğum çok iyi olacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Düşünce gücü, konuşuyor musun, eyleme mi geçiyorsun? Bir şey mi yapıyorsun, yemek mi yediriyorsun? Bunların hepsinin bir bütünü düşünce dediğimiz şey.
Tabii ki değiştirebiliriz her şeyi. Ama ne kadar eylem yaptığına bağlı olarak değişir. Ne kadar eylemde, ne kadar istediğine bağlı olarak değişir. Aslında hepimiz aynı şeyden konuşuyoruz. Sadece farklı yerden ama bakıyoruz. Sorunun da düşünce gücü. Onun adı bilişsel davranışçı terapidir ve gerçekten düşünce çalışılır. Yani o patolojik duygular, patolojik davranışlar, kurtulmaz istedikleri, rahatsız edici o duygular ve davranışlardan, o duyumlardan düşünceyi devreye sokarak onu tekrar yeniden yapılandırırız ve tedavi ederiz. Doğru. Evet. Düşünce gücü lafına neden itiraz ediyorum? Bununla ilgili de şöyle bir şeyler oluyor yine piyasada. Siz yeter ki düşünün. Onu elde edersiniz. Hayal edin yeter ki. Bunlar gerçekten ne diyelim ya, insanları istismar etmektir. Umut tacirliğidir. Yani pek çok böyle kitap piyasaya çıkıyor. Bunlara itiraz ediyorum. Yoksa tabii ki düşünce. Bilişsel. Biliş ne demek? Düşünceyi kastediyoruz orada. O yüzden düşünce gücüyle buna o anlamda itiraz ediyorum. Diyor ki düşünce gücüyle bardağı yerinden oynatabilir miyiz? Oraya kadar iş gider. Biz onlara işte diyoruz ki şizotipal kişilik bozukluğu var. Bu bazen şizofreniye doğru kayabilen belirtiler gösterir. O da yine biz uzmanların tanı koyacağı bir durum. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Başka gündemin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden bir arada oluncaya dek hoşçakalın.